Değerli katılımcılar, TTMD'nin düzenlemiş olduğu bilgilendirme ve bilgi paylaşım webinarına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi derneğimizin önemli etkinliklerinden biri olan geleneksel TTMD çalıştayının 21.si TTMD Commissioning Komitesi tarafından 15 Kasım 2019 tarihinde İstanbul Büyükada Anadolu Kulübü'nde Commissioning konu başlığıyla gerçekleştirilmiştir. TTMD Commissioning Komitesi tarafından düzenlenen ve Türkiye'de ilk kez Commissioning konusunun işlendiği çalıştay, Commissioning konusunda farklı ülkelerden alanında uzman konuşmacıları birçok disiplinden katılımcılarla buluşturmuştur. Commissioning kavramını açıklayarak önemini vurgulamak, sektörün tüm paydaşlarını aynı anlayışta bir araya getirmek, önde gelen Commissioning kuruluşlarıyla birlikte yapım süreçlerine katma değer katmak ve Commissioning sürecinin ülkemizde doğru düzenleyici çerçeve ile sağlıklı bir şekilde gelişmesini desteklemek amacıyla düzenlenmiş olan çalıştay, hem geliştirilmekte olan bilgiyi zenginleştirmiş hem de sürecin tarafı uzmanlarla iş birlikteliklerini geliştirmek için fırsatlar sunmuştur. Commissioning süreci hakkında kısa bir bilgilendirmeyi, faydalarını ve TTMD'deki süreçleri ile çalıştay sonuç bildirgesini Commissioning Komitesi Başkanımız Sayın Emre Özben sizlere aktaracaktır. Sözü daha fazla uzatmadan TTMD Commissioning Komitesi Başkanı Sayın Emre Özben'i kısaca sizlere tanıtmak istiyorum. Gerçi çoğunuz kendisini tanıyorsunuz ama usulden de evet, 1972 yılında Emre Bey doğmuş. 1990 yılında Konya Anadolu Lisesi, 1994 yılında İTÜ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden, 1997 yılında ise İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Robotik bölümünden mezun olmuştur. 1994-2005 yılları arasında EMO teknik firmasında otomatik kontrol alanında 10 sene çalışmıştır. 1997-1998 yılları arası ise Milli Savunma Bakanlığı Ankara İnşaat Emlak Başkanlığı Mühendis Asteğmen olarak vatani görevini ikmal etmiştir. 2006-2011 yılları arası 10 otomasyon firması kurucu ortak olarak çalışmıştır. 2013-2014 yılları arasında da TÜİK Süt firmasında otomasyon konusunda danışman olarak çalışmıştır. 2014 yılında günümüze E.ON Group firmasında kurucu ve otomasyon sistemleri tasarımcısı ve danışmanı olarak çalışmakta. 2018 yılından itibaren de Gepa Group firmasının da kurucusu olmuş ve kurucu ortağı olmuş ve commissioning uzmanı olarak da burada çalışmaya devam ediyor. Sivil toplum örgütlerindeki çalışmalarına baktığımız zaman Emre Bey'in son 15 yılda TTMD Enerji Komisyonu'nda, Tasarımcılar Komisyonu, Commissioning Komitesi gibi bölümlerde görev almıştır. Eurovent Copilot Bina Commissioning Çözümleri Programı'na TTMD adına teknik danışmanlık yapmıştır. Halen TTMD Dijitalleşme Komitesi üyeliği ve Commissioning Komitesi Başkanlığı yapmaktadır. Aşre'de de aktif olarak görev aldığı teknik komiteler vardır. Bunlar şöyle, Technical Committee 1.4 kontrol teorisi ve uygulamaları, Technical Committee 7.5 akıllı bina sistemleri, Technical Committee 7.9 bina commissioning. Emre Bey aynı zamanda Beşiktaş Kongre üyesi ve Aşre üyesidir. TTMD üyesi, tabii Makine Mühendisleri Odası üyeliğini de unutmayalım. Bu arada evli, ileri seviyede İngilizce ve orta seviyede de Almanca bilmektedir. Emre Bey, sözü size bırakmadan teknik masanın benden ricasıyla bir üç
şey okumak istiyorum, önemli şey. Sevgili katılımcılar, panelde GoTo webinar içerisinde soru sormak istediğinizde sağda questions kısmını kullanarak sorularınızı yöneltebilirsiniz. Sunumun sonunda ben bu soruları Emre Bey'e yönelteceğim. Yine webinar sunumumuz TTMD üyeleri için TTMD portala yüklenmektedir. Tüm webinar videolarına TTMD YouTube kanalından da ulaşabilirsiniz. Emre Bey, sözü size bırakıyorum. Lütfen buyurun efendim. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Aslında tasarımcılar açısından komisyonun yaklaşım konusunda sizleri bulmuşken isterseniz kısa birkaç cümle sizden almak isteriz. Çünkü bu konuda en önemli konunun üzerine giden kişilerden birisiniz. Ben başlamadan önce rica etsem biraz tasarımcı komisyonun ilişkisinden birkaç dakika bahsedebilir misiniz? Çünkü sizin bu bahsettiğiniz üzerine ben bir şeyleri temel edeceğim. Rica etsem bir sürpriz olmazsa sizin için. Sürpriz oldu ama irticayı konuşayım ben. Sağ Şöyle, tabii bizim bildiğiniz gibi şu dönemde TTMD'de tasarımcılarla ilgili bir strateji projemiz var, ilerlettiğimiz. Bu tasarımcı önümüzdeki dönemde onun organizasyonunu ve en çok önümüze gelen sorunları çözmek üzere bir strateji raporu hazırlıyoruz. İtibar yönetimi diyelim, tasarımcı itibar yönetimi projenin adı da. Burada tabii bizim tasarımcıların en çok şey yaptıkları konu, biz tasarımlarımızı yaptıktan sonra bu proje aşamasından düşüyoruz. Tasarımdan sonraki süreçlerde maalesef işverenimiz bize kontrolluk veya bu şeyin kontrolünü yapma olanağı vermiyor. Dolayısıyla burada şöyle bir kayıp oluyor. Bu işin sonuna kadar yapılan bir çalışmada geri dönüşler oluyor. Aksaklıkların düzeltilmesi, birçok şeyler. Bunlar aynı zamanda tasarımcıları da geliştiriyor. Uygulama açısından geliştiriyor. İşte bu yönden commissioning süreci dediğimiz süreç, tasarım öncesinden başlayıp binanın bütün planlamasını ele alıyor. Tasarım süreciyle devam ediyor. Tasarım sürecinden sonra, ihale edildikten sonra da uygulamacılar giriyor devreye, fakat tasarımcının görevi bitmiyor. Görevi halen devam ediyor. Bu süreç içinde de birçok malzeme onayları, çünkü malzeme onayları, tasarımcının onaylamasının şöyle bir önemi var. Tasarımcı bir sistem kuruyor. Dolayısıyla malzemeleri tek başına alıp da incelemek çok doğru değil. Sistemsel olarak incelememiz gerekiyor. Bunu da en doğru şekilde yapan tasarımcıdır. Dolayısıyla test ayar dengeleme konusunda da yine tasarımcının onayı olması gerekiyor. Commissioning authority şey içinde. Dolayısıyla burada tasarımcı aslında işin bu commissioning süreci içinde, tasarımcı işin sonuna kadar devam ediyor. Eğitime kadar bütün yapılan belgelemeler, raporlamalar ve geri bildirimler. Yani yaptığınız işten ne öğrendiniz, ki bu çok önemlidir. Tasarımcı bundan sonraki tasarımlarını da geliştirebiliyor. Bu geri bildirimlerle, şeylerle. Dolayısıyla bu yönden bir önem kazanıyor bizim için. Ve bu süreç, commissioning süreci de onun için tasarımcılar açısından çok önem taşıyor. Ve bunu desteklemek üzerine bu komitede ben de çalışmak istedim. Teşekkür ederim. Başkanım da kabul etti. Komitenin bir üyesi olarak ben de bu komitede çalışıyorum. Dolayısıyla tasarımcının niye bizi devre dışı bırakıyorlar şeyinin bir cevabı oluyor commissioning süreci. Commissioning takımının da vazgeçilmez bir parçasıdır tasarımcı. Ben bu kadar özetleyeyim isterseniz sevgili Emre Başkanım, sözü size bırakıyorum. Buyurun. Sağ olun Sayın Başkanım. Her zamanki gibi gayet derin bir şekilde bilgilendirdiniz ve çok teşekkürler. Ben bunun üzerine bir şeyler yapılandıracağım.
Çok sağ olun. Kusura bakmayın, bu arada bir size sürpriz yaptım. Kurgumuzda mı yoktu? Umarım Yok, ben anlayışla süreyi karşılarsınız. uzatmamak açısından şey yapmıştım Emre Bey, size biraz süre tanımak için. Yok, estağfurullah, estağfurullah. Çünkü bir arada çalışıyoruz. Commissioning birazdan üzerinden de geçmeye çalışacağız hep beraber. Ki bu konuda tekrar sizin görüşünüzü de rica edeceğiz. Sürecin ortasında. Hep beraber yapılan bir iş olduğu için commissioning. Yani bütün disiplinlerin el ele vererek ilerlemesi gereken bir konu. O yüzden bunun en önemlilerinden bir tanesi de tasarımcı ve maalesef bizim ülkemizde özellikle bir miktar projeyi çizdikten sonra ilk projeleri çizdikten sonra da maalesef kontratla yollar ayrılıyor ve projeler öksüz kalıyor bizim tabirimizde ve tasarımcının olmadığı projelerin commissioning'i de topallıyor açıkçası. Biz onun çok zorluğunu yaşıyoruz. Çok teşekkürler. Ben sunuma geçeyim o zaman müsaadenizle. Çok teşekkürler. Acaba şu anda ekran görünüyor mu? Evet. Tamam. Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Zamanınızı ayırdınız. Bu Cuma günü öğleden sonra bizimle birlikte olacaksınız. Umarız değerli bilgiler sizle paylaşabiliriz. Sizin açınızdan değerli addedilir paylaşacağımız bilgiler. İsmim Emre Özmen. Şimdi TTM'de komisyonun çalıştığı sonuç değerlendirmesi konumuz. Geçen sene Kasım ayında Büyükada'da Sayın Başkanımın söylediği gibi yaptığımız Türkiye'deki ilk çalıştayın sonuçlarını değerlendirdik. Mutabakat sonuçlarını size açıklamak istiyorum burada. Ajandamız şu şekilde olacak. Önce commissioning diyoruz. Bu İngilizce bir kelime. Bunun Türkçesini biz çalıştay sonucunda bulduk. Bunun adına da BID dedik. Bunu açacağız birazdan. O yüzden ben ajandanın birinci maddesine BID commissioning süreciyle başlayacağım. Çok kısa onu tanıtacağım size. Gerçi Sarven Bey gayet net ve çok kısa ifade etti. Beni zora soktu şimdi çünkü ben biraz daha uzun anlatacağım. İki, TTM'de BID commissioning komitesinden çok kısa bahsedeceğim. Üç, Çalıştay'ın amaçları. Dört, Çalıştay sonuç değerlendirmesi ki ana fikrimiz bu zaten. Beşte komitemizin gelecekteki planıyla ilgili, plan aksiyonlarıyla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Ve bütün bunları da toplam 40 dakika içinde tamamlamaya çalışacağız. Çünkü Sayın Başkanımla birlikte soru cevap kısmını uzun tutmayı planlıyoruz. Hemen geçelim. Bİ'de komisyonluk süreci, bu arada B belgeleme, İ iletişim, D de doğrulamanın baş harfleri. Bİ'de komisyonluk sürecini biz çok basit olarak arz ve talebin ne kadar örtüştüğünü doğrulayan bir proses diyebiliriz, kalite prosesi. Burada arz tabii ki bina sistemlerinin ihtiyaçlarını söylüyor, yüklenicilerin sunduğu hizmetleri söylerken talep de bina sahipleri ve kullanıcıların ihtiyaçlarını ifade ediyor. Dolayısıyla üretilen arzın taleple örtüşmesini sağlayan, bunu en üst seviyede örtüşmesini sağlayan kalite odaklı faaliyet diyebiliriz. Bunun başlangıcı 1798'de Amerika Birleşik Devletleri'nde bir savaş gemisi imalatıyla başlıyor ve bu savaş gemisi imalatıyla ilgili bir yine asker olan, geminin de kaptanı olan bir yetkili kişi bu işin ta tasarımından, planlanmasından, tasarımından, imalatına, geminin imalatına, gemi denize açılmaya hazır hale geldikten sonra da geminin içinde çalışacak personelin seçimine ve onlarla birlikte tatbikat yapmaya kadar işi uzatmış ve bunun adına commissioning demiş. O süreçten bu sürece ilerlemiş ve ilk bina konusu, bizi ilgilendiren konu 1977'de Kanada Bayındırlık İşleri tarafından uygulanmış binalarda hayata geçirmiş ve o tarihten bu yana özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yoğun kullanılan bir süreç commissioning. Zamanla tabii ki İngiltere'de de var ve işte Avrupa'ya da yayılmış durumda ve bizim de ülkemizde son 5-10 yıldır karşımıza çıkıyor. Bir başka tarafta bina sahibinin belge haline getirilmiş proje isteklerine, burası önemli, yani yazılı, net proje isteklerine ve yapım dokümanlarına uygun bir şekilde bina yapımının tamamlanmasını sağlamak için üretilen kalite odaklı faaliyetlerdir. Burada belge haline getirilmiş proje istekleri ve yapım dokümanları tasarımcının elinden çıkıyor. O yüzden tasarımcı çok önemli. Bu faaliyetler yine dediğimiz gibi belgeleme, iletişim, doğrulama olmak üzere üç ana bileşen üzerine oturuyor. Bu üçünden bir tanesi olmazsa yine yürütemiyoruz. Biz de zaten bu gerçekten yola çıkarak commissioning'in Türkçe karşılığına BID demeyi daha doğru bulduk ittifakla. Birazdan o detayları da sizinle paylaşacağım.
Dolayısıyla yine Sarp'ın dediği gibi en geniş anlamda daha kısa aralıklarla da yapılabiliyor commissioning. Derinliği değişen bir faaliyet. Bu tamamen yatırımcının bütçesiyle de ilgili ama en geniş anlamda sıfırdan yeni yapılacak bir bina projesiyle ilgili düşündüğünüz zaman planlama fazından başlıyor, tasarıma geçiyor, tasarımda yürüyor ve ondan sonra yapım fazına geçiyor. Yapım fazından sonra bina teslimiyle ilgileniyor. Binaya yerleşim ve bina yerleşiminden sonra belli bir müddet kullanım, genelde bir sene kullanım işletme süreçleriyle de ilgilenip en sonunda ana raporunu tamamlayıp binayı işletmeciye teslim ediyor. Fakat komisyonu yine bitmiyor. Bina yıkılana kadar da bina işletmecileri tarafından devam ettirilen bir kavram. Kafalarda karışabilir. Daha çok nedir ne değilden gidersek biraz daha hani net belli olabilir diye hızlı geçeceğim. Birçoğumuz zaten biliyoruz. Çalıştay'da da bahsettik ama ben daha değerli toplu olsun diye hatırlatmak istedim. Yani komisyonu sürekli bir proses. Kalite odaklı. Bina sahibi merkezli. Burası çok önemli. Yani bina sahibinin isteklerini doğrulamaya çalışan bir süreç. Takım çalışması ve sorumluluğu kesinlikle içeriyor. Sürekli geliştirmeye yönelik. Çünkü binaya yerleştikten sonra bir benchmark tanımlıyorsunuz. Enerji benchmark'ı, bir hedefi. Her sene o hedefi aşmaya yönelik faaliyetler yürütüyorsunuz. Bu da commissioning'in ta kendisi. Buna da zaten Amerikalılar ongoing commissioning diyorlar. Bunun Türkçesini biz bulduk. Birazdan sizinle paylaşacağız. Düşük maliyet yüksek kar getiren bir faaliyet. Amerika Birleşik Devletleri yapılan ciddi çalışmalarda, laboratuvar çalışmalarında yani laboratuvarların yaptığı anket çalışmalarında 5 yıllık sürede 600 küsür binayı taradıklarında 1,1 yılda geri kendini ödeyen commissioning faaliyetlerine bile rastlıyorlar. Bina projelerinin teslimini de tutarlı kılıyor, teslim tarihlerini tutarlı kılıyor, işte bina teslimi geciktiriyor, işte gecikmeden dolayı ortaya çıkabilecek bütün sorunları hepimiz biliyoruz. Bunları azaltıyor. İletişim, dokümantasyon ve doğrulama üzerine kurulmuş demiştik. Proje fazları, disiplinler arasında da birleştiricilik oynuyor. Gri alanları tespit edip yok etme misyonu var. Ne değildir? Bir olay değildir commissioning. Daha geniş kavram olarak bakılması gerekiyor. Kısa süreli bir görev değildir. Eksik listesi, o hepimizin dediği punch list tamamlama asla değil. Denetleme tabii ki değil. Standart formlar değil. Çünkü terzi usulü o projeye yönelik yazılı dokümanlarda geçen şeyleri göre doküman üretiyorsunuz ve o projeye özgün dokümanlarla, terzi usulü üretilen dokümanlarla ilerliyorsunuz. Yükleticilerin kalite güvence ve kalite kontrol programı değil. Yönetim yedeği asla değil, bir yönetim değil çünkü. Yani bir yönetim yedeği olamıyor. İdari anlamda bir sorumluluğu yok, bir görevi de yok. En sonda test etmek değil. Test ayar dengeleme asla değil. Test ayar dengeleme onun içinde küçük bir bölüm, mekaniği ilgilendiren. Commissioning, elektrik, mekanik, özel sistemler olmak üzere yüzün üzerinde bir binada yüzün üzerindeki sistemi kapsamı dahiline alabiliyor. Ama testler dengeleme biliyorsunuz sadece mekanik tarafın hava ve suyuyla ilgili. Startup değil, startup da küçük bir parçası. Planlama ve gözden geçirme değil çünkü bunlar da zaten proje yönetimle de ilgili konular. Tek başına böyle bir şey değil, ancak destek verici anlamda öyle. Tasarım asla değil, sözleşme yönetimi değil. Komisyon gerçekten gerekli mi dediğimiz zaman en başta en geniş 4 fazı söylemiştik bina projesinde. Tasarım öncesi, tasarım, imalat ve yerleşme ve işletmeyi sürdürme bina için. Şimdi burada dikkat ederseniz tasarım öncesinde planlama fazında bina sahibinin istekleri yanlış tanımlanmış olabiliyor. Belirsiz ya da gerçek dışı olabiliyor. Yani bina sahibi öyle bir şey istiyor ki sizden atıyorum gerçek dışı. Projecilerden bunu istiyor tasarımcılar. Şimdi istediğiyle isteklerinin kağıda yanlış dökülmüş olma ihtimali de var. Yanlış yönlendirilmiş olma ihtimali de var. Dolayısıyla bütün bunları yine bina sahibinin isteklerini dinleyerek, yazılı hale gelmiş noktayı dinleyerek planlanan şeyi kontrol edip orada farklar varsa onları tekrar işverene sunma gibi bir artısı var. Tasarım fazına gelindiğinde yine tasarım ekibinin çözümünün bina sahibinin isteklerini tam karşılıyor mu veya yarım karşılıyor mu, nasıl ya da önerilen çözüm çalışıyor mu çalışmıyor mu yine kontrol ediyor. Kendisi fikir ortaya koymak yerine yazılanla yapılanı kontrol ediyor. İmalat fazında yine benzer taahhüt firması faaliyetlerini yine imalat projelerine uygun mu değil miye bakıyor. İşte ürünler ihaledeki ürünler o özellikteki ürünler satın alınmış mı, temin tesis edilmiş mi, hasarlı mı değil mi gibi
alt detaylara da inerek buna bakıyor ve eğitim faaliyetleri planlandığı gibi yapılmış mı? OEM manueller keza planlandığı gibi üretilmiş mi? Bunlara bakıyor. Son olarak da binaya yerleşim ve işletme sürecinde de yine bina sahibinin istekleri karşılanıyor mu? Bina kullanıcılarının istekleri karşılanıyor mu? İşletme bakım maliyetleri gibi konulara bakıyor. Buralarda sorun yaşanma ihtimali çok yüksek. Sonuçta bu fazların kendilerinde yani tasarım öncesi, tasarım, imalat ve yerleşme işletme fazlarında kendilerinde yaşanabilecek bu problemleri çözecek bir faaliyet yürütüyor. Ama bununla bitmiyor. Bu fazların arasında oluşacak o bahsettiğimiz disiplinler arası ve fazlar arası gri bölgeleri de yakalayıp çözme misyonu var. Nedir mesela? Bina sahibinin istekleri eksiksiz olarak tasarım ekibine aktarılmamış da olabiliyor. Yani dolayısıyla bunu da tespit etmek çok önemli. Tasarımdan imalata geçişte tasarım ekibinin çözümü eksiksiz olarak taahhüt firmasına aktarılmamış olabiliyor. Çünkü tasarımcılığı çoktan projenin dışına çıkarıyoruz biz. O noktadan sonra da tasarım ekibinin çözümü, işte uygulama projeleri taahhüt firmasına tam olarak aktarılmamış olabiliyor. Aynı şekilde imalattan yerleşme ve işletme sürecine geçerken bina işletmesinin gereksinimleri ve binanın ne yapabileceği yetenekleri bu sefer işletme ekibine aktarılamıyor. Eksik aktarılıyor da olabiliyor. Dolayısıyla bütün bunlarda da komisyonun ciddi bir destek veriyor. Komisyon ile ilgili son ekran görüntümüzde de kısaca ne sahaları hızlıca geçeceğiz. Çok çok önemli olarak bir kere enerji maliyeti ve sera gazı salınımını düşürüyor bir kere. Bu en gözde görülür bütün bilimsel çalışmalarda, anketlerde ortaya çıkan yüzde. En yüksek yüzde bu. Enerji maliyeti ve sera gazı emisyonunu azaltma. Çok dramatik faydaları var burada. Onun dışında tabii ki bina içindeki konforu geliştiriyor. Binanın güvenliğini ve güvenilirliğini de artırıyor. İç hava kalitesini iyileştiriyor. Dolayısıyla üretkenliği artırıyor. Binada görev yapan insanların ya da yaşayan insanların üretkenliğini artırıyor. İç hava kalitesi ve konfor sebebiyle. Cihazların ömrünü artırıyor. Yetkin işletme ve bakımı desteklediği için. Onun dışında da kalite güvence merkezli bir proses demiştik. Gerek tasarımcılar gerek yükleniciler üzerinde de kaliteye odaklanma gibi bir odaklarını artırmaya yönelik bir faydası oluyor. Yine Sarven Bey'in belirttiği bu D maddesinde tasarımcının projenin planlama fazından en son yerleşim fazına kadar sürecin içinde olmasını sağlıyor. Bu çok önemli. Yükleniciler ile ilgili de birçok önemli katkısı var ama orada en önemlisi yüklenicilerin teslimini tutarlı kılıyor, gecikmelerini engelliyor ve burada en önemli kısım gecikmeleri, geri dönüşleri, değişiklik emirlerini azaltıyor. Teminat mektuplarını senelerce karşı tarafta kalmasını engelliyor. Zamanın da bitmesini sağlıyor. Bir de tabii ki hep söylediğimiz gibi eksikleri tespit edip ve düzeltilmesini sağlıyor ama bu şöyle önemli. Bazı eksikleri tespit ettiğinizde iş işten geçmiş olabiliyor. Onları çok çok önceden yakalayıp sorun büyümeden yani birbirine kelebek etkisi yapmadan yakalayıp çözülmesini sağladığı için de bu çok önemli. Bunların için örnek verirsek işte tasarım hataları olabiliyor, yanlış cihaz sistem tedariği olabiliyor, arızalı cihaz tespit edilememiş olabiliyor, imalat hataları olabiliyor, yanlış eksik ayarlanmış kontrol sistemleri çok karşımıza çıkıyor ya da yanlış kontrol senaryoları çok karşımıza çıkıyor. Eksik eğitim olmuş oluyor, eksik teknik belgeleme, binanın teknik belgesi yok. Çalıştay'da Sayın Profesör Walter Gronzig Aşre'den katılmıştı sağ olsun. Başkanımız büyük destek verdi orada gelmesi için. Geldiğinde sunumda şunu söyledi, benim hep aklımda kalmıştır, sizinle paylaşmak istiyorum. Dedi ki Amerika'da bir son model Ford Mustang işte 30-40 bin dolara satılır ama içinden çok kalın bir kullanıcı kitapçığı çıkar. Bizler 10 milyon dolarlık bina yapıyoruz, 100 milyon dolarlık bina yapıyoruz. O kadar bir doküman çıkmıyor diyor. Çok doğru düşündüğünüzde. Odalar dolusu doküman olması gerekiyor öyle bir oran yaptığınız zaman. Bizde o da çok eksik. İşte komisyonik bunları da uygun bir şekilde üretilmesini ve teslim edildiğini doğruluyor. Her disiplin için net ölçülebilir hedefler de belirliyor. Ve sorumlulukları da tesis ediyor. Dolayısıyla hep beraber aynı hedefe kol kola bir ekip ruhu içinde yürünmesini sağlıyor. Şimdi geri dönersek komisyon bölümüne bizim TTM'de komitesi 2017 yılında bir saniye lütfen. 2017 yılında
Biz TTM'de de komisyonu olarak kurulduk. Devrim Gürsel başkanımızdı. Cüneyt Mert ve benimle birlikte bir süre devam ettik. Daha sonra 2019 yılında yönetim kurulumuzun kararıyla komite halini aldı. Şu andaki komite üyeleri de Emre Özmen, Cüneyt Mert başkan yardımcımız, Devrim Gürsel, Sayın Sarben Çilingiroğlu, şu anda moderatörümüz burada. Atilla Karabulut, İlkin Sevigen, Azamet Candemir, Bora Sezer, Mustafa Özmen, Murat Özberk, Ümit Türkdoğan ve Erdinç Boz abilerimiz sağ olsunlar. Onlar da onursal üye olarak kendilerinin derin konudaki tecrübelerini bizle paylaşıyorlar. Kırmadılar. Bize eşlik ediyorlar. Bunun dışında da tabii biz komisyonun çok geniş manada baktığımız için binanın her tarafıyla ilgilendiğimiz için sadece mekaniğini değil, sadece elektriğini değil, OGS'ini, zayıf akımını değil, özel sistemlerini değil, aynı zamanda yapı kabuğunu da işin içine aldık ve komitemizde mimar ve inşaat mühendisi dostlarımız var. Sağ olsun Sarven Bey de bize zaman ayırdı. Tasarımcı olarak olmazsa olmazdı. O da yapı kabuğu alt çalışma grubunda görev almayı kabul etti. Ve Bora Bey'in başkanlığında bu çalışmalarımız başladı. Hedefimiz komisyoningi binanın tamamına, bütün disiplinlerine yaymak. Çünkü Amerikalılar böyle yapıyor. Dolayısıyla elektriği, mekaniği, zayıf akım tarafı, özel sistemleri ve yapı kabuğu tarafı ile bir bütün commissioning bakışı geliştirelim istiyoruz. Komiteyle ilgili tabii kapsam söylemek gerekecek. Kapsamımız burada zaten Türkiye'deki ilk biliyorsunuz sektörel ilk komiteyiz. Bu konuda hani oldukça önemli bir noktada olduğumuzu düşünüyoruz. Burada bizim kapsamımız tabii ki bu binalarda, yapılarda ya da üst yapılarda, kimileri de yapı demeyin, altyapı da var, üst yapı deyin diyor. Şu anda onu görüşüyoruz komitede. Komisinin kavramını ya da BİD kavramını, BİD kavramını açıklayarak bunun önemini vurgulamak en önemli kapsam alanımızda. Yapı sektöründeki tüm paydaşları da aynı arayışta, anlayışta bir araya getirmek. Ve bunu yaparken de önde gelen komisinin otorite kuruluşlarıyla birlikte değer katmak yapım süreçlerine, onları da referans almak ve ülkemizde doğru ve düzenleyici çerçeve içinde sağlıklı bir şekilde gelişmesini desteklemek için yürüttüğümüz bütün faaliyetler kapsamımızdadır. Bu arada paydaşlarımızı da commissioning sağlayıcıları, uluslararası yatırımcılar, tasarım ofisleri, yüklenici firmalar, danışmanlar, mühendisler, mimarlar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve resmi makamlar olarak belirledik. Amacımız ise zaten şu anda da yapmakta olduğumuz gibi bülten, e-posta, seminer, panel, webinar, kitapçık gibi ürettiğimiz hizmetlerle bunu sektörümüze yaymak, paylaştırmak. Başlıklarımız da zaten az önce ifade ettiğim gibi mekanik, elektrik, otomasyon, yangın ve bina kabuğu. O da yeni geldi. Onu buraya eklemem gerekiyor. Bu alanlarda sektörle paylaşmak ve bunu faydalı hale getirmek. Bina komisyonu sürecinin ülke ihtiyaçları ve dinamikleri doğrultusunda tanımlamak ve standartlaştırmak. Bu da çok önemli çünkü ülkemizde bu konuda herhangi bir çalışma yok. Bu konuda işte seminer, konferans, eğitim programları düzenlemek. Eğitim planımız da var. Sarven Bey'in de desteğiyle Kopilot'la ilgili bir anlaşma imzaladık Sayın Başkanımızla. Bu konuda sözleşmeye destek verdi Rehva'yla. Bununla ilgili eğitim planlamalarımız var. Yapı sektöründe bina komisyon sürecinin gerekliliği ve katma değerini vurgulamak, sektör paydaşları üzerinde komisyonun kavramı hakkında farkındalık oluşturmak ve tabii ki komitemizin kendi iç işleyişiyle ilgili yöntem tanımlamak. Şimdi etkinliklere geçersek bu komite ne yaptı? Bir çok kısa onu bahsetmek istiyorum. 2017-2019 yılları arasında biraz hızlanmam lazım, biraz hızlı gideceğim. Bir Eurovent destekli, Rehva destekli ve Eurovent'in alt kuruluşu olan Copilot, Copilot programı ortaya çıktı, kuruldu ve bir bina commissioning sertifikasyon şirketi olarak karşımıza çıktı. Bununla ilgili Türkiye'den Sayın Yönetim Kurulumuzun takdiriyle 3 kişi olarak Fransa'ya gidildi. Fransa'da 11 kere yüz yüze, artık yüz yüze kelimesini yazıyoruz. Bir önceki sunumda yüz yüze yazmıyordum. Bu sanal toplantılar artık günümüzün doğal bir parçası olduğu için yüz yüze geliştirme toplantısına katıldık diyeyim. Orada onun dışında da uzaktan bağlantılarla, içerik geliştirmeyle, çalışmayla katkılar sağlandı. Ülkemize, derneğimizi de en iyi şekilde temsil etmiş olduk. Burada ürettiğimiz dokümanlar ve katkılar sonrasında bu Copilot programı yayınlandı. Yaklaşık bir 3 ay önce
net bir şekilde sertifikasyon programı başlattı, eğitimlerini başlattı, sınavlarını başlattı. Burada da birkaç fotoğraf görüyorsunuz etkinliklerden. Burada Fransa'daki toplantılardan görüntüler. Faaliyetlere katılanlar da Sayın Devrim Gürsel, Sayın Cüneyt Mert ve ben Deniz. Toplam 11 toplantıya canlı katıldık. 2 sene içinde Fransa'ya gittik geldik Paris'e. Bir başka etkinlik yine 2019'da TESCON'da bir sunum yaptık. Yine 2019'da BMO'nun Beylikdüzü'ndeki iklimlendirme tat paneline Sayın Cüneyt Mert komitemizi temsil edecek şekilde katıldı, temsil etti bizi. 2019'da test değer dengeleme ve geçerli denetim hizmetleri konulu bir eğitim semineri vardı TTMD'nin. O tarihlerde BİD ismini Çalıştay olmadığı için bulamamıştık. O tarihlerde GDH deniyordu, geçerli denetim hizmetleri olarak. Bir sonra yaptığımız yine etkinlik İSK Sodex'te geçen işte Sodex'te TTMD ve yenilikler tanıtım sunumunda görev aldık. Bir başka MTMD'nin bir faaliyetinde yine Sodex'te bir gün sonra yine test değer dengeleme ve geçerli denetim hizmetleri eş güdümü konulu bir panele katıldık. Orada da bir sunum yaptık komiteyi temsilen. Tabii ki günümüzün konusu olan yine hemen onun akabinde birkaç ay sonra Kasım ayında İstanbul Büyükada'da bir Çalıştay düzenlendi ve burada da rehvası, aşiresi, işresi, aykarı bunlar bize şereflendirdi, katıldı. Aynı şekilde MTM'de başkanıyla birlikte bizi şereflendirdi. Aynı şekilde İSKAV başkanıyla birlikte geldi, bizi şereflendirdi. Bir başka faaliyetimiz komite olarak görev aldığımız yine Haziran'da, bu Haziran'da sanal olarak maalesef gerçekleştirilen yine 14. TTMD Uluslararası İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri Sempozyumuna katıldık. Orada da Commissioning Perspektifi isimli bir oturum düzenledik. Orada da Sayın Sarven Çilingiroğlu, Sayın Azamet Candemir ve Sayın Atilla Karabulut konuşmacı olarak katıldı. Burada yaklaşık 2 saati bulan bir bana göre verimli bir panel gerçekleştirdik 6 ay önce. Şimdi gelelim, Çalıştay'ın amacı neydi? Çalıştay'a geçelim. Çalıştay'ın amacı zaten yapı sektöründeki bütün paydaşlarımızı aynı anlayışta bir araya getirmekti Büyükada'da. Bina komisyon sürecinin ülke ihtiyaçları ve dinamikleri doğrultusunda tanımlamak ve standartlaştırmak için bir başlangıç yapmaktı. Bina komisyon süreci konusunda ulusal ve uluslararası seviyede güncel bilgi paylaşmaya çalışmaktı ki bu konuda gerçekten muvaffak olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü çok konusunda değerli, gerek Amerika'dan gerek Avrupa'dan gerekse Hindistan'dan değerli konuklarımız oldu ve ülkemiz içinde de ciddi tecrübeler olan değerli konuklarımız oldu. Yapı sektöründe bina komisyon sürecinin gerekliliği ve katma değerini vurgulamak bu da önemli bir amacımızdı. Sektör paydaşları üzerinde komisyonun kavramı hakkında farkındalık oluşturmak. Binalarda komisyon süreci hakkında atölye çalışmaları düzenleyerek yapı sektörü paydaşlarının mutabakatı doğrultusunda Türkçe terminoloji oluşturmak, şartname, kılavuzu, bildiri ve yayınlamaktı. Bu amaçlarımızın karşılığını, işte bu amaçlarımıza ulaştığımızı düşünüyoruz. Çünkü bir anket yaptık. Daha sonra tekrar mutabakat toplantıları yaptık değerli sektör paydaşlarımızla. Bu Çalıştayımızın bir kurgusu vardı. 2 günlük çalıştayın birinci, ya yani ilk 1,5 gününde yurt dışından gelen değerli ekspertizleri konuşturmak ve yurt içindeki tecrübeli eksperlerimizi konuşturmak. Daha sonra da bütün katılımcıları ortak bir zihine odaklayarak, bilgiye odaklayarak, atölye çalışmalarıyla onlara soru sorarak fikirlerini almak ve onu daha sonra damıtmak da hedefimiz. Bunu başardığımızı düşünüyoruz. Ve TTMD Çalıştay'ın sonuç değerlendirmesine geçersek eğer, esas ana konumuz dördüncü, ajandamızın dördüncü konusu ki ajandamız 5 konulu. Dördüncü konu en uzun konu. Birkaç görüntü, resim paylaşmak istedim. Sektörümüzün değerli duayenleri de burada, başkanlarımız da burada. Evet, bu da topluca, hava çok güzeldi Kasım'da, Büyükada'da topluca da bir fotoğraf çektirdik. Onu da koymadan edemedim. Evet, şimdi Çalıştay'ın birinci gününde dikkat ederseniz hemen hemen çok önemli derneklerin, sivil toplum örgütlerinin hepsi katıldı. Açılışımızı Sayın Başkanımız Doktor Kemal Gani Bayraktar yaptı. Daha sonra MTMD'nin değerli başkanı İbrahim Biner Bey bir konuşma yaptı. Arkasından İSKAV'ın değerli başkanı Sayın Taner Yönet
bir açılış konuşması yaptı. Bu konuşmalar ve varlıkları bizim için çok değerliydi. Daha sonra öğle yemeğine geçildi ve öğle yemeğinden hemen sonra Aykar'ı temsil eden İtalya İklimlendirme Soğutma Derneği, önemli bir dernek İtalya'da ve Rehva'nın üyesi. Oradan Sayın Doktor Ubaldo Nocera bizle Dünya'da Komisyon yaklaşımlarıyla ilgili bir sunum paylaştı. Önemli bir sunumdu. 2 saat kadar sürdü. Daha sonra yine Rehva'dan, Copilot'tan Cormac Ryan bir sunum yaptı. Bir ara verdik. Hemen arkasından Sayın Maya Virta, Hindistan'dan, ki kendisi de Rehva'da önemli görevler yürütüyor. O bir sunum yaptı. Arkasından da yine Rehva'dan Sayın Eric Melkion ve Doktor Stefan Plesser söz aldı ve sunumlarını yaptı. Birinci gün bayağı bir yoğun geçti hepimiz için ve keyifli ve uzun sunumlar ve bilgi alışverişleri oldu. İkinci gün önemli, bu sefer yurt içine döndük. Sayın İsmet Muran'ın önemli moderatörlüğünde Sayın Cüneyt Mert GEPA'dan, Sayın Oğuzhan Ardıç SALT'tan, Sayın İlkin Sevigen de DIPM firmasından Türkiye'de commissioning'e bakış açısını değerlendirdiler. Hemen akabinde de bunlar commissioning sağlayıcı firmalar olarak planlamıştık. Bir de işveren açısından bakmak istedik. Bu amacımızdı. Orada da yine İsmet Bey'in moderatörlüğünde MR İşletme Hizmetleri Danışmanlığı'ndan Sayın Hakan Güner'i, Rönesans Gayrimenkul Yatırım'dan Sayın Burak Rıza Toraman ve Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım AŞ'den Sayın Mert Ayışık bizlerle buluştu ve önemli bilgiler paylaştı Türkiye içinden. Bu arada dünyadan komisyonun yaklaşımlarıyla ilgili olarak da Sayın Walter Gronzik uçağa yetişemediği için ikinci güne sunuma geçti ve ikinci gün o da önemli bir sunum yaptı. Kendisi aynı zamanda Amerika'da üniversite eğitmeni ve görüştüğümüzde şey demişti. AŞTE'de zaten Standartlar Komitesi'nde rol alıyor ama aynı zamanda da üniversitelerde commissioning dersi varmış. Ders veriyor Amerika'da. Daha sonra da bütün bu bilgi alışverişinden sonra atölye çalışmalarına geçtik ve toplam 4 konu üzerinde atölye çalışmaları yapıldı. Birazdan geleceğiz ve o sonuçlarda elde ettiğimiz sonuçları da damıtmak üzere toparladık. Ve Sayın Başkan'ın kapanış konuşmasıyla da çalıştayımız son buldu. Cumartesi akşam itibariyle. Şimdi bu arada biz bunları bitirdik. Yaklaşık 70 küsür kişi katıldı. Başkanım beni düzeltir yanlışım varsa. Ve biz hemen akabinde birkaç ay sonra bir elektronik anket düzenledik ve bütün değerli katılımcılara bu anketi yönelttik. 36 tane cevap aldık. 36 kişiden değerli görüş geldi. Çok hızlı onları da size paylaşmak istiyorum. 30-40 tane sorumuz vardı ama ben sadece bazılarını aldım ki vaktinizi almak istemem. Çalıştay konusu seçiminden memnun kaldınız mı sorumuza? Gördüğünüz gibi herkes iyi şeklinde cevap vermiş durumda. TTM'de üyesi misiniz dediğimizde bayağı bir TTM'de üyesi olduğunu görüyoruz ama olmadığını da görüyoruz. Bu da bizim hoşumuza gitti. Çünkü sektörün tamamını bir araya getirmeyi hedeflemiştik. Eğitim durumunu sorguladığımız zaman herkesin minimum lisans eğitimi olduğunu, yüksek lisans ve doktoraya sahip daha üstün profesör olan değerli katılımcılarımız da olduğunu gördük. Hangi fakülteden bölümden mezun olduğumuz dediğimizde makine mühendisliği ağırlığını gördük. Mimar, elektrik, inşaat da vardı ama burada bir sonraki buluşmamızda mimar, elektrik ve inşaatçıların sayısını arttırmayı hedefliyoruz. O yüzden komitemizi de buna göre şekillendirdik. Aşağıdakilerden hangisi ünvanınızı en iyi tanımlar dediğimizde de dengeli bir cevap geldi. Yönetici üst düzey ve işletme sahibi ortağı çoğunlukta. Mühendis mimar da fena değil. Danışman biraz az gibi geldi. Öğretim görevlisi az gibi geldi. Oraları arttırmamız gerekecek. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk alanınızı en iyi tanımlar? Tasarım ve uygulama. Bu çok bizi memnun etti. Bu önemli çünkü bizim motorumuz burası. Yani tasarım ve uygulama çok önemli sac ayağı bizim için. Sadece tasarım da önemli gördüğünüz gibi. Taahhüt, montaj, bakım onarım, pazarlama, satış, araştırma genelleme ve danışmanlık. Bu gayet memnuniyet verici, dengeli bir dağılım. Aşağıdakilerden hangisi firmanızın iş kolunu en iyi tanımlar dediğimizde iklimlendirme, havalandırmada en fazlalık görüyoruz. Isıtma, soğutma takip ediyor, sıvı tesisat takip ediyor. Yangın otomasyon ve yalıtım olarak
sıralanıyorlar. Komisyon çalışanların içeriğini nasıl değerlendirirsiniz dediğimizde de yine insanların memnun kaldığı, çok iyi ve iyi ağırlığını gördük. Bir kişi çok kötü demiş, bir kişi de ne iyi ne kötü demiş. 36 kişiden. Hedefler hakkında iyi bilgilendirildim mi diye sorulduğunda da yine herkesin memnun olduğunu görüyoruz. Çalıştay beklentilerimi karşıladı mı karşılamadı mı ile ilgili de en önemli artık nihai sorumuz bu. Ortak parantez sorumuz. Burada da olumlu bir cevap aldığımızı görüyorsunuz. İçerik işimle alakalı mıydı değil miydi? Evet alakalıydı demiş. O da zaten doğru kitleye eriştiğimizi gösteriyor. Komisyon konusundaki bilgilerimi pekiştirdim ve yeni şeyler öğrendiğime de yine insanlar olumlu cevap vermişler. Bu anketin sonuçlarından sonra hızlıca atölye çalışmalarına geçelim. Atölye çalışmaları dört başlık altında yapıldı. Birinci oturum Türkçe terim bilimiydi. İkincisi yaygınlaştırmaydı. Üçüncüsü ihaleydi. Dördüncüsü de uygulama başlığı. Yani commissioning'in yani BID'nin Türkçe terim bilimini biz bulalım. Çünkü buradaki terimlerin hepsi İngilizce ve hepsi de İngilizcenin baş harflerinin kısaltılmışıydı. Mesela commissioning'e CX diyorlar. Biz X bizde yok. Sonuçta biz de BID demeye karar verdik. İşte bunun gibi birçok terim var. Sözlükte onların jargonları. Bunların hepsini Türkçeleştirmeye yönelik çaba sarf ettik. Birazdan onları paylaşacağım sizinle. Geçelim. Atölye çalışmalarından birkaç görüntü. Türkçe terim bilimine geçelim. Bu önemli, bu bitti çünkü ve değerli yapı sektörü paydaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın başkanlarıyla da mutabık kalınmış halidir bu. Commissioning'e BID demeye karar verdik. Söylediğim gibi commissioning process yine BID süreci olarak kısaltıldı. CX plan BID planı olarak kısaltıldı. Ben müsaadenizle BID demeyi bırakacağım, artık BID demeye başlayacağım. CX Final Report diye bir kavram var. BID sonuç raporu diye ortak görüş ve anketlerden çıkan ve atölye çalışmalarından çıkan sonuçlara göre karar verdik. CX Provider yerine BID yüklenicisi demeye karar verdik. Commissioning Authority yerine BID yetkilisi diye karar verdik. New Construction Commissioning var. Onu yeni yapı belgeleme ya da yeni yapı BID dedik. Existing Building mevcut yapı BID dedik. Efendim bir saniye. Evet. Recommissioning yeniden BID dedik. Retro commissioning mevcut yapı belgeleme iletişim doğrulama yani mevcut yapı BID dedik. Ongoing commissioning sürekli BID dedik. Building enclosure commissioning yapı kabuğu BID dedik ki şu anda bununla ilgili önemli bir alt komisyonumuz var. Pardon, alt çalışma grubumuz var. Request for qualifications RFQ dediğimize yeterlilik talep dokümanı dedik. Bu zaten commissioning'de değil, sadece diğer alanlarda da geçen bir kısaltma. Request for Proposal RFP'ye şartname dedik. Functional Performance Test'e ya da Functional Test diye de geçiyor. NEP'te Functional Performance Test diye geçiyor. Buna da performans testi demeye karar verdik. Operational Performance Test'lere ya da Startup Test'lere devre alma testi dedik. Checklist de doğrulama listesi dedik. System Verification Check'e veya Field Inspection Verification'a veya Installation Check'e, bunların hepsi saha kontrol listeleri. Saha inceleme doğrulama dedik. Devam ettik, bitmek üzere. Basis of Design diye bir başlık var. BOD diye geçiyor. Ona tasarımın temelleri dedik. Current Facility Requirements'a güncel işletme istekleri dedik. Owners Project Requirements'a OPR. Bu da meşhur bir kısaltma. Buna da işveren proje istekleri dedik. Issues and Resolutions Log. Bu da çok meşhur bir doküman. Buna da hata ve çözüm günlüğü demeyi uygun gördük. Method of Statement şu zaten hepiniz biliyoruz. Bunda hiç zorlanmadık. Zaten yapım yöntemi diye sektör bunun adını koymuştu. Biz de direkt kullandık. Responsibility Matrix zaten sorumluluk matrisi. Bu da aynı yapım yöntemi gibiydi. Direkt koyduk. Documentation Matrix, belge matrisi olarak tamamladık bunu da. Türkçe olmasına gayret ettik. Çünkü dokümantasyon matrisi de deme ihtimalimiz oldu ama belgenin daha Türkçe olduğunu düşündüğümüz için bu kararı aldık. Sistem Manual'a sistem el kitabı dedik. Lessons Learned Report'a edinilen deneyim raporu dedik. Operation and Maintenance'a işletme ve bakım dedik. Operation and Maintenance Manual'a işletme ve bakım el kitabı dedik. Bunlar Türkçe terim bilimi olarak netleşti ve mutabakat halinde bir kenara koyduk ve bunu zaten
Çalıştay'ın en önemli çıktılarından biri olarak sevinerek saklıyoruz. Yaygınlaştırma tarafına geldiğimizde, bir saniye müsaadenizle. Burada BİT prosesinin Türkiye'de nasıl yaygınlaştırılacağı konusunda bayağı bir görüş alışverişinde bulunduk. Ve bununla ilgili çıkan sonuçları damıttığımızda şu karşımıza çıktı. BİT'in yaygınlaştırılması için ilk adım TTMD'nin eş güdümünde paydaş derneklerle, ki ETM'de, İSKAN, MTM'de bir çalışma grubu oluşturarak BİT'in binalarda getireceği faydaları ortaya koyarak insanları etkilemek, ikna etmek, hedef kitlelere eğitim seminerleri düzenlemek, bilgilendirmek ve konuyla ilgili farkındalık yaratmaktır diye genel bir yargı çıktı, hedef çıktı. Burada tabii hedef kitle tespiti çok önemliydi. İşveren temsilcisi, mimarlar, proje yönetim firmaları, bankalar, fonlar ve sigortalar ilk öncelikli hedef kitlelerimiz. Bütün hedef kitleleri buraya yazmadık, sadece öncelikli olanları yazdık. Bununla ilgili bu konuyla ilgili farkındalık yaratacak bir diğer faaliyet de sektörel toplantılarda şu anda yaptığımız gibi gerek TESCO'nun, gerek Makine Mühendisliği Odası'nın, gerek TTMD'nin, gerek daha önce ifade ettiğimiz gibi MTMD'nin, İSKAV'ın değerli faaliyetlerine destek vermek. Buralarda işte panel seminer ve forumlar gibi işte aktivasyonlarda görev almak hedef olarak yaygınlaştırma konusunda ortaya çıktı. Üçüncü atölye çalışmamızdan çıkan sonuçlar da şu şekilde. İhale sürecinde yetersiz BİT yüklenicisi, yanlış bütçeleme, yanlış ihale dokümanı, yerel standartlarının eksikliği, götürü hizmet talebi, teminat istenmesi gibi bir takım zorluklar yaşandığı dillendirildi. Ne zaman? İşte oturumun söylediğim ikinci gününde Türkiye'deki commissioning yaklaşım bakış açılarının olduğu isimli panelinde dile getirildi. Bunlar tartışıldı. Burada yukarıdaki olumsuzluklara mal vermemek ve sağlıklı bir ihale yapılabilmesi için öncelikle teklif talep dokümanı, yani RFP ile ilgili bir, yani bir şartname, Türkçesi az önce söylediğimiz gibi şartnameydi Türkçe terim biliminde, bir şartname üretilmesi kararı verildi. Burada da bir yöntem tanımlandı. Yine işte TTM'de eş güdümünde, ETM'de, İSKAN, MTM'den oluşan bir çalışma grubuyla TTM'de BİT komitesinin hazırlamış olduğu taslak şartname üzerinde çalışılarak tüm paydaşların kabul edebileceği bir şartnameyi üretme konusunda hemfikir olundu. Ve hazırlanacak tabii ki şartnamenin bir başlıkları, içindekiler ne olsun diye konuşulduğunda işte klasik amaç kapsam, ilgili standartlar, referans olan bazı şeyler olmak zorunda ki bunlar Aşre, NEP ve Copilot olarak düşünüldü. Tabii ki sistem listesi başlığı olması gerekiyor. Tabii ki örnekleme oranları olması gerekiyor ama örnekleme oranları projeye göre değişeceği için esnek bırakılacaktır. Yani nokta nokta bırakılacaktır diye karar alındı. Bir sonraki başlığımız yine şartnamede olması gereken hizmet süresinin mutlaka olması gerektiğini tavsiye ettik. İşte ödeme şartları, taslak iş programı, kullanılacak raporlama araçları, BİT personelinde aranan özellikler, yani yeterlilik, tecrübe, lisan, sertifika, VB. BİT yüklenicisinde aranan yine özellikler, yeterlikler, iş bitirmeler. İstenecek teminatlar, mesela mesleki sorumluluk sigortası. Çok önemli bir kavram. Çünkü ülkemizde yeni yeni müşavirler, danışmanlar, projeciler, tasarımcılar gibi disiplinlerden istenmeye başladığına şahit oluyoruz. Mesleki sorumluluk sigortası. Arttırma, eksiltme nasıl olacak? İşin uzaması veya boyutun değişmesi durumundaki fiyatlandırma şartları nasıl olacak? Böyle bir başlığın olması gerektiğini düşünüyoruz. Dokümantasyonun lisanı çok önemli çünkü bazı projeler birden fazla lisanı aynı anda istiyor dokümanda. BİT yüklenicisinden talep edilen belge detayları burada çok önemli bir kalem. Yani ne tür raporlar işte istenecek, BİT planı nasıl olacak, matrisler ne olacak, yapım yöntemleri nasıl olacak, test formatları ne olacak, VB ve bunun gibi birçok deliverable diyorlar. Hani üretilip dağıtılacak dokümanlar, belgeler diyelim. Bunların detaylarının yazması gerekiyor. Bu çünkü hizmet kapsamını çok etkiliyor. Bir de BİT yüklenicisinde sağlanacak çalışma alanları, şartları, bir de belge gizlilik şartları. Bunlar klasik idari başlıklar. Bu şekilde karar alındı. Bir sonraki atölye çalışması, dördüncü konuda da uygulama tartışıldı. Uygulama sürecindeki yaşanan güçlükler ve çözüm önerileri ne olabilir? İki tarafa da sorularak değerli katılımcılardan yürüldü. Yetersiz BİT yüklenicisiyle karşılaşıldığı ortaya çıktı, söylendi. Bu nasıl çözülebilir diye düşündük. Sol taraf sorunu, sağ tarafta çözüm önerilerini ifade ediyor taksim işaretinden sonra.
Bunda yeterli bit şartnamesi üreterek çözülebilir diye karar aldık. İkinci sorun güçlük, uygulama fazındaki güçlükler. Bit ekibi paydaşlarının bit süreci farkındalığının az olması şeklinde bir sorun çıktı. Bunu nasıl çözeriz diye düşündüğümüzde bitin yaygınlaştırılması, yeterli bit şartnamesi ve bit planı bunlarla, bu argümanlarla bu süreç aşılabilir, bu sorun aşılabilir dendi. Bir başka bit ekibi paydaşlarına bit için yeterli bütçe ayrılmaması çok sık karşılaştığımız bir durum. Bu da ancak bitin yaygınlaştırılmasıyla işverenlerin, yatırımcıların bu kalemi tasarımcılara işin ta başında bütçelendirmesiyle olabileceğini düşündük. Bina açılışının öne çekilmesi en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. O da bit planının revize edilmesiyle yönetilebilir bir sorun olarak, tam çözülemese de yönetilebilir bir sorun olarak o karşımıza çıktı. Bir diğerlesinin geç yapılması, bu da çok sık yaşanan bir şey. Bu da bidin yaygınlaştırılması, sürecin mümkün olduğu kadar erken projeye dahil edilmesiyle çözülebilir dedik. Bir başkası devreye almanın eksik yapılması önemli bir sorun teşkil ediyor. Bunu da bit sürecinin mümkün olduğunca erken projeye dahil edilmesi, yeterli bit şartnamesi ve bit planıyla aşılabilecek bir durum. Devam edersek son 5 tane başlığımız. TAT faaliyetlerinin eksik yapılması, bu da çok sık karşımıza çıkıyor. Bunu da bit sürecinin mümkün olduğunca erken projeye dahil edilmesi ve yeterli bit şartnamesi, yeterli bit planıyla tabii ki kendi içinde TAT şartnamesi, TAT planı ile çözülür dedik. Eksik belgeleme konusu var. Bunu da işte nedir bunlar? İşte malzeme onay dokümanları, devreye alma dokümanları, ezbilt projeler, bakım işletme kitapçıkları, eğitim dokümanları, belgeler, bütün yazışmalar, toplantı notları, aklınıza ne gelirse bunların tamamının güncel ve doğru olarak işletmeye handover sırasında teslim edilmediği ortaya çıkıyor. Bunu da yeterli bit şartnamesi ve bit planıyla çözebiliyorsunuz. Eksik eğitimle karşılaşıyoruz sık sık. Binayı teslim alıyor ama yeteneklerinden insanların haberi yok ya da eksik bilgilendirilmiş durumda oluyorlar. Ya da personelin eğitimi eksik oluyor. Bunu da yeterli bit şartnamesi ve bit planıyla çözüyoruz ki bit planının içinde tabii ki eğitim planı alt başlığı altında çözüyoruz. Kullanılan test cihazlarının eksik ve yetersiz olması, bu da bit şartnamesinin yeterli olmasıyla çözülüyor. Orada siz hangi cihazların hangi doğruluk özellikleriyle, hangi kalibrasyon süreleriyle, hangi çözünürlük yetenekleriyle olması gerektiğini sıraladığınız anda, bunu da bir tablo halinde şartnamaya bir ek olarak koyduğunuz anda bunu da çözmüş oluyorsunuz. Çünkü günü geldiğinde teste çıktığınızda gelen cihaz ya kalibrasyonsuz olabiliyor ya sizin arzu etmediğiniz ölçüm aralığında olabiliyor. Bu da tabii ki faaliyetleri, yani doğrulama faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. Eş güdüm eksikliği, bu da tabii ki yaygınlaştırmayla, yeterli bit şartnamesiyle, bit sürecin mümkün olduğunca erken projeye dahil edilmesiyle ve bit planıyla çözülebiliyor. Bunları paylaştıktan sonra bunlar bizim çalıştayımızın sonuç değerlendirmesiydi. 4 ana başlığımızla ilgili sabırla 2 gün boyunca bilgi alışverişi yaptıktan sonra çalıştayın son yarım gününde bu 4 konu üzerinde ciddi anlamda düşünsel çalışma yapıldı. Sonuçlar damıtıldı, mutabık kalındı ve şu anda sizlerle paylaşmaktan gurur ve onur duyuyoruz. Gelelim son başlığımıza. TTB'de Komisyon Komitesi, değerli komisyon konusunda çok büyük desteklerini gördüğümüz değerli başkanı Sayın Kemal Gani Bayraktar ve işte Sarven Bey'de çok büyük destek görüyoruz. O da eski başkanlarımızdan. Onların da destekleriyle oldukça faal bir süreç hedefliyor. Yakında 2-5 Haziran sürecinde 15. Ulusal Tesisat Mühendisi Kongresi'nde, yani TESKON'un o klasik kongresinde bir yarım günlük bir görev almayı, sempozyumda görev almayı düşünüyoruz. Daha doğrusu bir seminer olacak. Burada binalarda komisyon uygulamaları ve faydaları semineri. Bu biraz değişik TESKON biliyorsunuz diğerlerinden. Burada bildiriler yazılıyor ve bildiriler kontrole gidiyor ve bildiri onayından sonra yürüyebiliyorsunuz. Burada komitedeki TTM'de komitesinin değerli konuşmacı değerli üyeleri burada konuşmacı olarak görev alacak. Sayın Atilla Karabulut, Sayın Cüneyt Mert, Sayın Azamet Candemir ve Sayın Sarven Çilingiroğlu. Dördünün de özet bildirileri kabul gördü ve Şubat ayı içinde bildirilerinin tamamını, asıl hallerini, tam metnini iletecekler ve kısmet olursa da Haziran'ın başında bunu
tekrar TESCON'da bu konuyu irdeleyeceğiz. Hepimiz de daha da geliştirmeye yönelik fikirlerimizi ortaya koyacağız. Bir başka hedefimiz, bu biraz daha uzun vadeli bir hedef, ulusal ve yerel BIT prosesi, şartname ve kılavuzu oluşturmak gibi önemli bir hedefimiz var. Bu da çalıştayımızın amaçlarından bir tanesiydi, hatırlarsanız ifade ettim. Konu burada birkaç, ben özellikle görsel koydum çünkü ASHRAE'nin bir guideline'ı var. Biz ona Türkçe kılavuz demeyi uygun bulduk. Efendim işte yeni 2019'da yayınlandı ASHRAE Guideline 0. Bu 0-2019 olarak geçiyor. Bu ASHRAE'nin oldukça rağbet gören bir commissioning process kılavuzu. Keza NEP'te iki ayrı var. Onlar da 2019 model. Bir tanesi mevcut binalara geriye yönelik yaptığımız bir BIT prosesi. Bir tanesi de yeni binalara. Bir de Rehvan'ın var. Onu da paylaşmaktan geri duramadık. European Guidebook olarak, Havak Commissioning Process olarak görünüyor. Biz bunları kendimize temel edinerek, zaten açılmış yolları yeniden keşfetmeye çalışmayarak, zamanı iyi kullanarak ve bu önemli ekolleri de değerlendirerek, başucumuzdan ayırmayarak ulusal veya yerel bir kılavuz oluşturma çalışmasına girişmiş bulunmaktayız. Şu anda şartname çalışmamız daha kısa vadeli bir doküman olduğu için, yani halledilmesi daha kolay bir doküman olduğu için ona odaklandık ve onda şu anda %80'lerdeyiz, bitirmek üzereyiz. Tahmin ediyoruz ki bir ay içinde falan şartnamenin taslak hali biter ve herkesle paylaşmak için sunmuş oluruz. Hemen arkasından da paralelinde bu bahsettiğimiz kılavuz guideline çalışması devam ediyor. O yüzden zaten yapı kabuğu alt çalışma grubu da sağ olsun bize destek veriyor. O önemli bir eksiğimizi kapatacak. Hatta bugün bu toplantıdan sonra ikindin onların da bir toplantısı olacak. Umarım şartname ve kılavuz konusunda da zamanında ve yeterli bir doküman üretiriz. Umarım mutabık kalırız ve ülkemiz bir eksikliği hissedilen bir doküman kazanmış olur. Eğer ulusal olmazsa da yerel olsun. O da bizim için bir hedeftir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, sözü size bırakıyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim Emre Bey sunumunuz için. Özellikle aslında ben de bir tamamlayıcı birkaç şey söyleyeyim. Bu şartname ile ilgili biz commissioning veya BIT diyelim yeni şeyle artık BIT'i kullanalım. BIT komitesinde uzmanlarla birlikte bir taslak haline getiriyoruz. Taslak şartnameyi bitiriyoruz. Bu şartnameyi bütün paydaş derneklerle de paylaşacağız. Birlikte oturup son şeklini vereceğiz. Onu da belirtmek gerekiyor. Çünkü bir sektör eşgüdümünü de almamız gerekiyor. Benzer şekilde diğer çalışmaları da, ama önden taslaklar hazırlanıyor. Daha sonra da birlikte sektörle paylaşılıyor. Ben soru cevaplara geçeceğim. Müsaadenizle. Bazı sorular tabii uzun olunca özele de geldi. İlk soru Sayın Bülent Dikmen tarafından verilmiş. Has left. Yerli BIT kılavuzu çalışmalarında hangi kılavuzları referans alıyorsunuz demiş ki, az önce onu cevapladınız. Bilmiyorum, bir şey ilave etmek ister misiniz Emre Bey? Tabii, teşekkür ederiz soruya. Mutlaka bir kılavuz edinmek gerekecek. Çünkü dediğiniz gibi Sarven Bey, yani bunun sizle daha önce toplantılarda konuştuğumuz için söylüyorum. Bunları aramızda konuştuk. Hani yeniden bir şey keşfetmeye gerek yok. ASHRAE, NEP, bir de Rehva'yı referans dokümanlar veya da kaynaklar olarak alalım ortak kararı çıktı. Bu önemli. Teşekkürler. Ya bu üç referansı, üç dokümanı kendimize referans olarak alıyoruz. Evet, ikinci sorumuz da Sayın Çetin Yüce tarafından gelmiş. Selamlar, sunumların konularını da sayabilir misiniz? Başkanım, bir daha alabilir miyim? Anlayamadım. Aslında ben de şeyi hiç anlayamadım. Biraz açıklama getirebilirlerse sunumların konularını da sayabilir misiniz?
Herhalde Çalıştay sunumlarının. Ha, şeyi diyor. Evet, anladım. Evet, tabii ki geri dönersek ben de orayı açayım da hatırlamaya çalışayım izninizle. Ubaldo Nocera dünyadaki commissioning yaklaşımlarıyla ilgili İtalya'daki commissioning uygulamalarından bahsetti. Yani yeni bina ve yeni bina dediğim bina hani sıfırdan başlayan binalar projelerindeki uygulamalardan bahsetti. Ve oradaki üretilen prosesi çok uzun anlattı. Yani commissioning prosesini bir akış şeması şekline getirip onu sundu bize. Kendisi de zaten üniversitede eğitim verdiği için biraz diğerlerine kıyasla derin bir sunum yaptı teknik anlamda. Benim en çok vurgulayabileceğim Ubaldo Nocera'nın sunumundan dediğim gibi algoritmayı daha derin anlattı. Dolayısıyla disiplinler arası dört fazda da iletişim nasıl olmalı, kim kimden ne ister, sorumluluk matrisi ne olur, dokümantasyon matrisi ne olur ve prosesin işleyiş sürecini açıkladı. Cormac Ryan ise Copilot'tan daha çok bahsetti. Yani Avrupa Birliği'nin şu anda Rehva destekli tek sertifikalı commissioning programı olan Copilot'u anlattı Cormac Ryan. Rehva'dan katıldı ama Copilot anlattı. Maya Virta ise İşRE Hindistan'dan katıldı. Onun şöyle bir ilginç yanı vardı sunumunun. Dedi ki biz de sizin gibiydik. Bir commissioning guideline'ımız yoktu. Özür dilerim, commissioning kılavuzumuz yoktu, dokümanımız. Oturduk bunu ürettik, siz de üretebilirsiniz dedi ve onlar bunu nasıl üretti? Yani kendi sistemleri nedir onu anlattı yoğunluklu olarak. Yine Eric Melchion söz aldığında ise Eric Melchion yine Copilot bazlı konuştu. Yani Cormac Ryan'la Eric Melchion ikisi Copilot sunumlarını paylaşarak anlattılar. Doktor Stefan Plesser ise Sinavizyon diye bir firmanın sahibi. Bu Sinavizyon da commissioning sürecinde kullanılan bir technical monitoring yazılım sisteminin üreticisi bir firmada yetkili bir kişi. O da technical monitoring sistemlerini anlattı. Onu da şurada kullanıyoruz biz Çetin Bey. Technical monitoring'i binanın birinci fazı bitiyor. Affedersiniz, commissioning sürecinin birinci fazı bitiyor planlama. Tasarıma geçiliyor. Tasarım bitiyor. Tasarımdan yapıma geçiliyor. O da bitiyor. Sonra binaya yerleşiliyor. Binaya yerleşildikten sonra hemen teslim edip gidemiyorsunuz. Bir kullanıcı anketleri, ince ayarlar, mevsimsel testler gibi süreçler var. Oraya warranty period diyorlar Amerikalılar. Yani işte o garanti periyodu. Çünkü o işte konfor garantisi, işverenin başka beklentileri netleşmedikçe yükleniciler ayrılamıyor biliyorsunuz. O süreçte binaya da technical monitoring yani teknik izleme sistemleri ile bina bir teşhis ediliyor, dinleniyor. Genelde bunu bizler mevcut orada kurulu devreye alınmış, başarıyla performans testinden geçmiş binanın kendi bina yönetim sistemiyle yapıyoruz. Ama bazen de işte Avrupa'daki projelerde falan o bina yönetim sisteminin sağlıklı devreye alınmadığı durumlarda tamamen seyyar başka bir technical monitoring yani bir başka taşınabilir ya da uygulanabilir bir sistemle de yapabiliyorsunuz. Ya da verilerinizi gönderiyorsunuz. Onlar o verileriyle sizden aldıkları veriyle bir takım algoritmalar çalıştıran kendi yazılımlarında binanıza teşhis getirebiliyorlar. Bunun adına technical monitoring diyorlar. Dolayısıyla bina verilerinizi gönderiyorsunuz. Onlar o bina verilerini işliyor. Doktor Stefan Plesser de bundan ağırlıklı olarak bahsetti. Daha önemlisi Walter Gronzig çünkü bu gelenlerin içinde dünyada en çok tanınan Walter Gronzig çünkü güncel Aşre Standartları Komitesi'nde de aktif görev alıyor profesör. Aynı zamanda da konuyla ilgili dersleri ve kitapları var. Hatta hatırlıyorum Sarvan Başkanım imzalatmıştı bir kitabını. Sarvan Başkanım Evet. Evet. imzalattınız herhalde değil mi? Aldığım bir kitap vardı. Amerika'dan, Aşre'den onu imzalattım kendisine. Evet. Walter Gronzig de Aşre yaklaşımını anlattı Çetin Bey. Yani daha derinlik açısından daha
nasıl söyleyeyim, her noktaya değinen bir sunumdu. O da işte Aşre'de yine bu dört fazın dördünü de anlattı ve yine o da Aşre yaklaşımı, yani Amerikan yaklaşımındaki o algoritmayı anlattı. Prosesin akışını anlattı. Herhalde böyle cevap verebilirim. Teşekkürler. Teşekkür ederim Emre Bey. Üçüncü sorumuz biraz uzun, o şeyde gözükmüyor panelde. Sağ olsun Gökhan Bey bana özelimden de atmış. Gökhan Tatlıdere, genç tasarımcı arkadaşlarımız çok değerli. Bu konularda da bayağı çalışıyor. Ben onun sorusunu, iki sorusu olacak, onu yönelteyim. Merhaba Emre Bey, ben Gökhan Tatlıdere. Değerli sunumunuz için çok teşekkürler. İlk sorum, tasarım tarafında test ayar dengeleme için bile müthiş bir savaş veriyoruz. Biz şartnameleri ekliyoruz, müşavir ve işverenler çıkartıyor. Bıkmadan, usanmadan bu mücadeleye devam edeceğiz. Ancak test ayar dengeleme de bile idare tarafından böyle bir direnç varken commissioning'in durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sanki yetkili otoriteden baskı gelmediği sürece bunlar, örneğin belli bir metrekare üzerindeki işlerde zorunlu tutulmadıkça bu işlerin kabul görmesi zor görünüyor. Bu konuda nasıl ilerlemeyi düşünüyorsunuz? Çok güzel bir Cevaplayayım mı soru başkanım? çünkü gerçekten biz bazı şeyleri işverenlere kabul ettiremiyoruz. Özellikle test ayar dengeleme konusunda da şey oluyor. Her ne kadar koysanız bile şeylerinize, şartnamelerinize maalesef şey görmüyor işveren tarafından. Bu birinci soruydu. İkinci soruyu sorayım mı, yoksa ilk soruya cevabı alıp? Başkanım müsaade ederseniz cevaplayayım. Not almak uzun sorular zor oluyor. Ben hemen bunu Lütfen. cevaplayayım. Çok haklı Gökhan Bey. Gökhan Tatlıdede de kendisini de çok tanırım. Selamlar olsun. Çok haklı. Yani test ayar dengelemeyi bile yazıyoruz. Ya çıkarıyorlar ya da yeteri gibi şartname takip edilmiyor. Bu gerçekten hepimiz için bir sorun. Komisyonikte daha da zor durumda. Çünkü görece olarak tadın yapılması da uygulanması da bütçesel anlamda commissioning'e göre daha kolay. Bütçesel anlamda, tırnak içi, yanlış anlaşılmasın. Dolayısıyla onda bile haklısınız. Zorluk yaşıyoruz. Evet, yaşıyoruz. Yani şu anda bu yaygınlaştırma sürecini o yüzden çok önemsiyoruz Gökhan Bey. Ve zaten atölye çalışmamızın da bir tanesi buna ayrılmıştı biliyorsunuz. Kararlar da o şekilde, ama ben kısaca tekrar edebilirsem özellikle şöyle düşünüyoruz biz komite olarak. Yabancı yatırımcıların olduğu projelere daha çok enerji harcamaya çalışıyoruz. Çünkü yabancı yatırımcıların ortak ya da tek başına Türkiye'de yönettiği projelerde muhakkak gerek test ayar dengeleme, gerekse de tabii ki onu da kapsayan bir commissioning talebi oluyor. Ve bu doğrultuda da zaten bu işin yüklenicileri de bu commissioning hizmetini, daha doğrusu ana yüklenici demeyeyim de ana yatırımcı diyeyim, bunu zaten commissioning olarak satın almak durumunda kalıyor ve bilinçli de isteyebiliyorlar. Çünkü ortakları da olabiliyor. Bazen hani yerli firmaların yabancı ortakları da olabiliyor. Dolayısıyla yabancı ortaklar yerli firma kanadını ikna edebiliyorlar. Ama ben burada biz çözümü iki yerde görüyoruz. Bir, tasarımcı konusunda sizler üzerinden gitmek zorundayız. Her ne kadar hani biz yazıyoruz, onlar çıkartıyoruz, çıkartıyorlar deseniz de tasarımcıların muhakkak yazmaktan bıkmaması gerekiyor. Siz çok önemlisiniz. Bir ikincisi de tabii ki hep beraber yaygınlaştırarak, faydalarını anlatarak, kısmet olursa bir başka ortamda commissioning'in rakamsal olarak örneklerini sizlerle paylaşmak isterim. Yani çok enteresan, çok teşvik edici rakamlar var commissioning ile ilgili, yani getirileriyle ilgili. Eminim bunları çok iyi aktarabilirsek birçok yatırımcı, yerli yatırımcı da kendi binasında bunu ister. Ki faydasını gören hiçbir işte yabancı baskısı olmadan da yatırım yapan yerli bina sahipleri tanıyorum. Yani böyle insanlar da var, böyle yöneticiler de var. İşte bir örnek vermem gerekirse Vakıfbank mesela
çok enteresan bir şekilde bizden böyle bir hizmet aldı ya da alındığına ben şahit oldum. Hiçbir yabancı ortak ya da yurt dışı talebi olmadan bunu yaptılar. Ama çok akılsız, oldukça az sayıda bununla ilgili yaygınlaştırma. Bir başkası da devlet üzerinden, haklısınız. Belki oraya da bir fikir olarak dokunmak istediniz. Devlet üzerinden belki bu konuyu götürerek bir limit ya da bir kural çıkartılması ve işte şu metrekarenin üzerinde ya da şu özelliklerdeki binalarda bu faaliyet zorunludur gibi bir şey çıkartılması işe yarar mı? Evet, yarar diye düşünüyorum. Çünkü bu konuyu biz Sayın Walter Gronsky'ye de sorduk. O Amerika'da bayağı bu konuda duayen bir isim. O da şunu söyledi. Dedi ki evet, devletle ilgili olarak bu iş hızlanır dedi. Bununla ilgili de planlarımız var. Ama önce biz bir kendi içimizde bir bu işin ortak mutabık yazılı altyapısını oluşturalım. Biraz da hani kendimiz özümseyelim. Sonra bu işi dediğiniz gibi biraz daha resmi makamlara doğru götürüp oradan dediğiniz gibi bir takım ne diyeyim onun adına ittirmelerle kaba tabirle bunu bir şekilde daha da yaygınlaştırabiliriz. Evet, teşekkür ederim Emre Bey. Tabii tasarımcılara iş düşüyor dediniz, şartnamelerinizi de koyun dediniz ama aslında commissioning, dizayn öncesi başlaması gereken bir süreç. Yani tasarımcıyı tespit etmeden önce işverenin bu süreci başlatması gerekiyor. Dolayısıyla onu da oturtmamız gerekiyor. Belki ilk başta tasarımcılarla devam ederiz ama tasarım öncesini de oturtmamız gerekiyor. Çünkü tasarımda da ihtiyacımız var bu şeye. Başkanım haklısınız. Orada şöyle bir formülümüz var bizim. Tasarım öncesindeki bahsettiğiniz planlama fazında da tasarımcı masaya komisyonikle beraber ilk iki oturan disiplin. Orada da varsınız aslında. Yani bizim sizi orada da olmanızı sağlamamız lazım sektör olarak. Yani resmin orijinalinde sadece tasarım fazında başlamıyor tasarımcı. Planlama fazında da var. O masada Evet. var ve ne söylüyor. İşte bizde henüz o sistem oturdu mu tam emin değilim. Siz daha iyi bilirsiniz. Ama ideali böyle. Evet, o maalesef yok çünkü bir işveren şartnamesi yok. Commissioning'de geçen biliyorsunuz işveren tasarımcı şartnamesi olur. Orada bütçeden bahsedilir. Ne bütçede nasıl bir tasarım isteniyor oradan söz edilir ki biz o bütçe içinde kalan bir tasarım üretelim. Aksi takdirde bütçesiz hareket edilen şeylerde biliyorsunuz bütçeyi aştığı zaman bu sefer tasarım tamamen yerle yeksan oluyor. Farklı Tabii. şeyler yapıyoruz. O da ciddi anlamda büyük bir kayıp oluyor bizim için. Valla şöyle Evet. söyleyeyim başkanım, sadece test ayar dengeleme bakın. Sadece test ayar dengeleme. Yani hava ve su ile ilgili test ayar dengeleme inanılmaz parasal anlamda fayda sağlıyor yatırımcıya. Yani Doğru. yanlış malzemeyi yakalıyor. Efendim işte fazla harcanan enerjiyi yakalıyor. Fazla çekilen akımları yakalıyor. Bunların hepsini yakalıyor tek başına. Yani commissioning'i bırakın, sadece test ayar dengeleme bile inanılmaz bir geri dönüşüm yani para döndürüyor. O parayla commissioning'i bile yaparsınız. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Bizim bunu rakamsal açıdan ortaya koymamız lazım belki. Belki sunumlarımızda pilot projeler paylaşmamız lazım. Tabii ki proje sahipleri müsaade ederse. Ama dünyada bununla ilgili yapılmış güncel çalışmalar var başkanım. İsterseniz o çalışmaları da daha sık paylaşalım. Çok iyi olur aslında Emre Bey konu gelmişken test ayar dengeleme de gerçekten bu konuda önemli. Maalesef biz Türkiye'de bunu da oturtamadık. İSKAV'ın bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Güzel bir şartname çıktı ortaya. Kesinlikle. Şartname ile bir keşif çıktı. Biz bunları tasarımcılarla ayrı bir oturum yapıp bu şeyi oturtmamız gerekiyor. Dediğiniz gibi tasarımcılardan gelen İSKAV'a gelen feedback'te de şu vardı. Enerjideki somut olarak bize ne kazandırıyor bunu işverene verelim. Evet. Biz de bahsettiğiniz şartnameye katkı koyduk TTM'de komisyon komitesi Evet. olarak.
Kesinlikle söylediklerinize katılıyorum. Oldukça değerli bir şartname oldu. Ve yani oldukça da İSKAV bu konuda ülkede imrenilecek bir liderlik yapıyor. Biz de destekliyoruz tabii ki. Evet, ben Gökhan Bey'in ikinci sorusuna geçiyorum. Test ayar dengelemede AABC TAT firmasının bağımsız olmasını ön koşul sayıyor. Tasarımcı, uygulamacı ya da yüklenici olması istenmiyor. CX açısından sizin bu konuda değerlendirmeniz nasıl? İsteyen herkes CX uzmanı olabilmeli mi? Evet, teşekkürler. Test değer dengeleme ile ilgili yaklaşımımız şu şekilde Commissioning'de biraz Amerikan bakış açısıyla bakıyorum, öyle söylüyorum. Bir kere test değer dengeleme sertifikasını almış her birey test değer dengeleme yapabilir diye düşünüyoruz biz. Atıyorum mekanik yüklenicinin bir personeli saygın bir sertifikası varsa, geçerli bir sertifikası, kendi işinde test değer dengeleme yapabilir mi? Evet, yapabilir. Ama bir şartla. Aynı projede bir BIT disiplini varsa, eğer o projede bir BIT disiplini yoksa, yani bir commissioning disiplini yoksa üst çatı olarak, bu biraz uygun bulmuyoruz bu noktada. Yani kendi işini kendi doğrular gibi bir durum, çok da sıcak bakılmıyor. Biz de bakmıyoruz. O yüzden tabii ki özgürlük %100 destekliyoruz. Herkes yetkin sertifikası varsa yapabilir. Ama dediğim gibi CX ile birlikte. Eğer o projede CX yoksa oradaki test değer dengeleme işini üçüncü parti bir firmanın yapması doğrudur. Bizim görüşümüz bu. Bilmiyorum, soruyu tam anlayabildim mi? Son ikinci bölümü var mıydı sorunun Sarban Bey? Cevap oldu mu? Yok, ben tekrar okuyayım isterseniz. Test ayar dengelemede AABC TAT firmasının bağımsız olmasını ön koşul sayıyor. Tasarımcı, uygulamacı ya da yüklenici olması istenmiyor. CX açısından sizin bu konuda değerlendirmeniz nasıl? Evet, İsteyen herkes tamam. bir uzman olabilir. Soru buydu. İsteyen herkes sorun. İsteyen herkes uzman, pardon, isteyen herkes CX uzmanı olabilir mi? Tabii Olabilmeli yani. mi? Evet, şöyle, isteyen herkes CX uzmanı da olur, isteyen herkes TAT uzmanı da olur ama kendi mum dibine ışık vermez diye bir laf var. Yani kendi işinizi denetlemek ya da denetlemek yanlış kelime, kendi işinizi doğrulamak, belgelemek ve iletişim kurmak biraz daha zor. O yüzden test ayar dengelemedeki fikrimi tekrar ediyorum. Bir CX firması varsa o projede, oradaki yüklenici kendi tadını sertifikalı bir şekilde, tırnak içinde, sertifikalı personeliyle, kendi tadını kendi sertifikalı personeliyle yapabilir diye düşünüyoruz. Eğer orada bir CX ekibi yoksa, dolayısıyla onu bağımsız bir test değer dengeleme firmasının yapması daha doğrudur. CX de aynı şekilde. Yani bir bina sahibi kendi ekibini kendi CX'ini yapabilir mi? Evet, yapabilir. CX'te durum değişik, tat gibi değil. Yani bina sahibi kendi ekibine, kendi öz ekibine CX sertifikası alıp CX yaptırabilir mi? Yaptırabilir. Ama bina sahibi bir yanda ana yüklenici kendi ekibine CX sertifikası aldırmış olsun, ana yüklenici bunu yapamaz. Çünkü karşı tarafta bir CX yüklenicisi olursa yapabilir ancak. Bilmiyorum, anlatabiliyor muyum? Yani işverenin CX yüklenicisi var. Ana yüklenicinin CX yüklenicisi olabilir mi? Evet, olabilir. Niye? Ana yüklenicinin CX yüklenicisi ya da CX danışmanı işin tesliminde yardım eder. O anlamda. Ama son kararı işverenin CX firması, işverenin CX yüklenicisi verir. Dolayısıyla burada bağımsız olmak çok önemli. Çünkü siz bir doğrulama işi yapıyorsunuz. Doğrulama işinde de kimse yoğurdum ekşi demez mantığıyla yola çıkmak zorundayız. Tabii ki herkese saygımız var. Ama bu noktada insanlar kendi işini kendi yaparken bir üst, third party, bir göz, üçüncü göz mutlaka olmalı. Evet, teşekkür ederim Emre Bey. Güliz Hanım sormuş. Güliz Hanım'a da buradan selamlar yollayalım. Eski İzmir MMO Başkanımız, aynı zamanda da TTMD üyemiz.
bizim üniversitelerimizde commissioning eğitimi veriliyor mu? Birinci Ve sorusu bu. son cümleyi alamadım. Bizim Özür dilerim. Bir daha alabilir üniversitelerimizde, tabii, bizim üniversitelerimizde commissioning eğitimi veriliyor mu? Ben hiç duymadım Sarven Bey. Keşke verilse. Çok mutlu oluruz. O zaman Evet. korkunç yaygınlaşır. Çünkü özellikle mimar fakültelerinde verilmesini uygun buluruz. Çünkü Sayın Gronzik'le konuştuğumuzda kendisi zaten mimar. Ve o da mimarlık ders takviminde dersi veriyordu. Söylediğine göre. Dolayısıyla hani mimarlardan başlayarak bunu yerleştirmek çok önemli. O zaman Gökhan Tatlıdede'nin söylediği, Gökhan Bey'in söylediği sorun daha kolay aşılır. Çünkü Gökhan Bey'in tasarladığı doküman o dersi alarak mezun olan bir karar verici mekanizmanın önüne geldiği zaman hemen sahiplenir. Ya Evet. keşke. Biz bunu çok isteriz ve bu konuda her türlü destek ve fedakarlık konusunda yardım yapmaya hazırız komite olarak. Ben en azından komite başkanı olarak bunu söyleyebiliyorum. Tabii yönetim kurulu karar verir ama hani alt tarafta böyle bir görev bize verilirse yukarıdan biz alt tarafta her türlü fedakarlıkla bu desteği vermek isteriz. Yani üniversitelerde bu işin öğretilmesi, gündeme getirilmesi açısından çok önemli bulduğumuz bir konu. Dikkat ederseniz baştaki slaytlarda da yaygınlaştırmadaki hedef kitlelerimizden birisi de üniversiteydi. Evet. Güliz Hanım'ın bir diğer sorusu, müşavir firma işin neresinde olacak, olacak mı? Çok teşekkürler. İkisi de çok önemli sorular. Gökhan Bey'inki de öyle. Diğerleri de öyle. Çok güzel sorular geliyor. Özür dilerim. Ben de zamanı aşıyorum galiba. 1,5 saatimizi geçeceğiz. Çok özür diliyorum. Şöyle söyleyeyim. Müşavir firmalar çok önemli. Çünkü müşavir firmalar bu işin önemli bir parçası. Günüz Hanım. Şöyle söyleyeyim. Commissioning prosesi ya da bid prosesi bir BİT ekibi tesis edilerek başlıyor zaten. Yani bir plan yapılıyor ve hemen bir ekip tesis ediliyor. Ekibin üyeleri, olmazsa olmaz üyeleri, tabii ki bina sahibi ya da yatırımcı, hemen arkasından BİT firmasının kendisi, hemen arkasından, yani bunu önem sırasına göre sıralamıyorum yanlış anlaşılmasın, hepsi yatayda. Tasarım ofisi, yani hem mimar hem mühendislik tarafı, tasarım ofisi full, yapı kabuğu falan da işin içinde, hepsi MEP, özel sistemler hepsi içinde. Ve müşavirler yine bu ekibin bir parçası. Dolayısıyla bu bütün disiplinler bir araya getiriliyor, bir ekip tesis ediliyor ve BİT toplantıları bu ekiple yürütülüyor. Bu ekibin idari sorumlusu ya da amiri işveren. Ama takım kaptanı BİT firması. Ama BİT firmasının hiç kimse üzerinde bir idari yeteneği yok. Tam tersi birleştirici, gri noktaları tespit edici ve onları çözümleyici bir tavır içermek durumunda. Ve tabii ki de bunu yaparken de doğrulama yapmak durumunda. Ama doğrulama yaparken de hiçbir şekilde kendi kafasına göre değil, hep yazılı belgelere dayandırarak doğrulama yapmak zorunda. Buralar çok önemli ve İlkin Bey'in güzel bir lafı vardı, çalıştığı da kulağı çınlasın. Open book diyor. Açık kitap. Çok önemli. Open book. Her şey açık kitap. Yani bu ekipteki herkes her şeyi görebiliyor. Çalışma alanlarının tamamını. Kuralları da herkes görebiliyor. Verilen kararları da herkes görebiliyor. Birinin yakaladığı ya da bulduğu bir sapmayı herkes yargılayabiliyor. Yanlış bir sapma, doğru bir sapma diye yargılayabiliyor. Olabilir, yanlış bir sapma yorumlayabilir birisi. Hemen öbürü kural kitabına bakıp biraz sulandırmak istemem ama futboldaki şu meşhur tanışılan var gibi. Yani komisyonun da bir varı var. Gidip bakıyorsunuz, karar veriyorsunuz, sapmayı. Hani bir kişinin dudak arasında asla kalmıyor. Her şey open book. Dolayısıyla müşavirlerin de önemli bir rolü var. Şöyle küçük bir örnek vereyim Günüz Hanım'a. Bir şehir hastanesi çalışması yapıyorduk biz. Rönesans'a. İsmini de söyleyeyim, Elazığ Şehir Hastanesi. Orada helikopter iniş kalkış pistini de sistemler listesinde bizden istediler, commissioning listesinde. Biz orada yanılmıyorsam, hata yapıyorsam kusura bakmayın, 70 küsür sistem toplamda commissioningini yaptık Günüz Hanım. Ama helikopter iniş kalkış pisti hiç bildiğimiz bir konu değildi, bilme şansımız da yok. Biz hemen orada bir müşavir bulduk kendimize. Yani emekli bir asker pilot
bulduk. Profesyonel bir hizmet aldık. Yapım yöntemini beraber onunla ürettik. Yani o söyledi, biz ürettik ve daha sonra da onunla birlikte onun performans testi yapmasına eşlik ettik ve o şekilde süreci açtık. Müşavir olmasaydı bunu yapamazdık. Dolayısıyla bunu çoğullarsanız MEP'in içi, zayıf akım, orta gerilim, işte yüksek gerilim, özel sistemler, bunların hepsinde müşavirlere çok ciddi ihtiyaç var. Teşekkürler. Evet, teşekkür ederiz. Biraz hızlansak iyi olacak Emre Bey. Birol Yavuz Bey de teşekkür etmiş. Bora Sezer Bey'in bir sorusu var. Mesleki sorumluluk sigortası tasarım ve danışmanlık gibi süreçlerde kullanılıyor. Benzer bir durum BİT içinde uygulanmakta mıdır? Evet, çok teşekkürler Bora Bey'e. Evet, bu önemli bir konu. Evet, uygulanmakta. Dediğim gibi Türkiye'de bizim bizzat yaşadığımız ve yaşamadan duyduğumuz projelerde mesleki sorumluluk sigortası BİT firmalarından da isteniyor. Çünkü BİT firmaları da müşavirler gibi, tasarım ofisleri gibi hizmet üreten kurumlar ve bu hizmeti sadece yetkin çalışanlarıyla üretiyorlar. Başka bir şey yok. Yani mal alıp satmıyor, ürün alıp satmıyor, bir imalat yapmıyor, iş makinesi kiralamıyor, hiçbir şey yapmıyor. Yaptığı tek iş beyin işi. Dolayısıyla kesinlikle evet. Ve şu anda Türkiye'de de yavaş yavaş yaygınlaşıyor Bora Bey. Biz ilk bunu talep ettiğimizde 5 sene önceydi. Yaklaşık bir ay uğraştık. Türkiye'deki görev yapan yerli sigorta firmaları hep hayır cevabı verdi bize. Hiç duymadık, ilgilenmiyoruz, böyle bir ürünümüz yok dedi. Zar zor bir firmadan yurt dışı bağlantısı kurarak bir teklif almıştık. Ama şimdi daha hızlandı, kolaylaştı. Şu anda alınabiliyor, daha rahat alınabiliyor. Teşekkürler. Naci Çorapçı Bey'in bir şeyi var. Sunum için teşekkürler. BİT işleri götürü yapılabilir mi? Evet, bu da çok güzel bir soru. Zaten dikkat ederseniz bu uygulama sürecinde yaşanan güçlüklerin içinde dile getirmiştik bu götürü süreci. Kesinlikle yapılamaz. Çünkü nasıl bir danışmanlık, müşavirlik işi götürü yapılamazsa bu da yapılamaz. Az önce de söylediğim gibi sahada bizzat bir fiil çalışan ekiplerimiz var. Bir fiil mesai harcayan ekipleriniz var. Bu ekiplerin adam gün maliyetleri zaten sizin maliyetiniz. Başka bir maliyetiniz yok. Dolayısıyla bunun götürü yapılabilme ihtimali yok. Bir ikinci sebebi de az önce bahsettiğim gibi Günüz Hanım'ın sorusunda ifade ettim. Bir ekip işidir dedim. Bu ekibin beraber hareket etmesiyle sonuç alınıyor. Commissioning firması bunun bir parçası sadece. Yüklenici bir başka sebepten dolayı gecikirse bunun bedelini commissioning firması ödeyemez. Dolayısıyla hani bir götürü mantığı mümkün değil. Ama burada şu da demek değil. Commissioning firması öngördüğü bir teklifinde birlikte verdiği bir adam dağılım tablosu, bir süreç sorumluluğunu kesinlikle almak zorunda. Ne demek istiyorum? X adam günlük bir plan sunduysa oradan commissioning firmasından kaynaklı bir gecikme varsa da onu zaten ödemek zorunda, vermek zorunda o hizmet. Onun için ekstra bir bedel isteyemez. Ama commissioning firmasından kaynaklanmayan sebeplerden dolayı çoklu disiplin olduğu için uzarsa bir iş, orada tabii ki birim fiyat gündeme gelmeli. Teşekkürler. Evet, teşekkür ederim. Şimdi İrfan Çelimli Bey'in, eski MTM'de başkanımız, onun bir şeyi vardı. Sarven Bey, Emre Bey, sunumunuz için çok teşekkür. Son anda katılabildim. Sorun basit ve klasik. Commissioning GX'in Türkçe karşılığını sektörel olarak ne zaman bulacağız? Başkanım, siz cevap verin isterseniz. Ya bu Türkçe karşılığı zaten Çalıştay sonuç bildirgesi olarak şu anda onu yayınladık. Artık yavaş yavaş commissioning yanında BİT şeyiyle devam ediyoruz. Oturduktan sonra artık tamamen BİT'in karşılığı olan Türkçe şeyini de belgeleme, iletişim, pardon, denetleme, bunu şey yapacağız. Ama Çalıştay sonuç bildirgesi zaten yayınlandı TTMT tarafından, portallarımızdan, şeyden, yine TTMT web sitesinden indirilebilir.
Çetin Yüce Bey az önceki sorunun şeyini doğru tamam. Gorin Artun Bey'in bir sorusu var. Commissioning yeni deyimiyle bit işleri ile ilgili dünyada birçok kılavuzun varlığını biliyoruz. Türkiye'de durum nedir? Cüneyt Bey bu konuda açıklama yaparsa sevinirim ama Cüneyt Bey yok tabii burada. Evet. Bu görev size düşüyor Emre Bey. Evet, Cüneyt Bey başkan yardımcımız. Müsaade ederse ben cevaplayayım. Tabii yani orada komisyonikte az önce bahsettik. Aynı cevaba gidiyor. İşte Amerika bu konuda zamanında önce yol almış. Biraz daha Amerikan ekolleri daha çok talep görüyor. Bunlar içinde aşure tabii bizim daha yakın olduğumuz. TTM'den daha yakın oldu. Aşre ve NEBB diye National Environmental Balancing Bureau dediğimiz NEB firması şeyi var, kurumu var. Bu ikisini Amerikan ekolü olarak takip ediyoruz. Avrupa Birliği'nde de REHVA'yı takip ediyoruz. Evet, Necmettin Kumdereli Bey'in bir sorusu var. Rönesans Mekanik İşler Müdürü kendisi. Öncelikle selamlar. Bit süreci tasarım ve öncesinde yatırımcıdan başlaması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda en büyük yatırımcı olan kamu işlerinde gündeme alınması için sizce neler yapılabilir? Evet, selam olsun Necmettin Bey'e de tanıyoruz. Beraber de çalışma imkanı bulduk. Tabii çok doğru. Az önce Gökhan Bey'in sorusunda da gündeme geldiği gibi devlet tarafına, kamu tarafına bu konu girerse çok hızlanır. Bunun çok bilincindeyiz ki Amerika'dan gelen konuğumuz da onu bize söyledi. Onlar bu süreci yaşamışlar, gözlemlemiş Sayın Gronzik. Yalnız şunu söyledi bize, dedi ki tam hazır olmadan kamuya açılmayın dedi. Yanlışınız eksiğinizle açılırsanız o yanlış eksiği düzeltme şansınız olmaz dedi. Biz de onun tavsiyesini dikkate alarak şu anda kendi içimizde tam bir kuralları netleştirelim, özümseyelim hep beraber. Yani kendi yapı sektörümüzden bahsediyorum. Ondan sonra da süratle Necmettin Bey çok haklı, kamuya doğru ilerlememiz lazım. O da bize müthiş bir itici güç olacaktır. Evet, teşekkür ederim. Taner Doğan Bey'in, pardon, Fatma Akın Hanım Çalıştay'da çok faydalı olmuştu. Sunumda çok bilgilendirici olmuş. Teşekkürler diyor. Biz teşekkür ederiz Fatma Sağ Hanım. olsun Fatma. Selamlar. Taner Doğan Bey de saha tecrübelerini de eklemek veya örneklemek, örnek pilot projeler üzerinde çalışmalar var mı? Düşünülüyor mu? Teşekkürler Taner Bey, size de selamlar. Pilot projeler aslında var ama yani pilot derken hiçbir proje pilot değil. Hani biz commissioning işi yapan bir firma olarak söylüyorum. Ben şu anda commissioning komitesi başkanlığımdan hemen sıyrılarak söyleyeyim. Genelde yatırımcılar bilgilerinin paylaşılmasını istemiyorlar. Taner Bey, yani bir gizlilik sözleşmeniz var. O gizlilik sözleşmesiyle zaten bir takım bağlarınız var. Ancak bir yatırımcı buna müsaade ederse bunu bir pilot proje olarak sunabilirsiniz. Ama bizim TTMD olarak bir pilot proje planımız var. İşte Sayın Başkanımızla birlikte bir pilot bir bina tesis bulup orada bir dediğiniz gibi bir pilot uygulama yapma niyetimiz ve çabamız var aslında. Ama şu anda sadece bir düşünce halinde bu. Arıyoruz yani bununla ilgili. Ama dediğiniz gibi bir pilot proje gerçekten işimize yarar. Öte yandan bir başka oturumda kısmet olursa sizlerle Amerika'da 5 sene boyunca yüzlerce firma için tek tek taranmış, verilerden damıtılmış istatistiki sonuçlar var. Onları paylaşabiliriz. Onlar oldukça dramatik bilgiler veriyor. Commissioning ile ilgili, faydalarıyla ilgili. Teşekkürler. Evet, Çetin Yüce Bey galiba üçüncü soruydu sormuştu. Çok açıklayıcı oldu. Çok teşekkür ederim. Başarılı çalışmalarınızdan dolayı tebrik ederim diyor.
Gülis Hanım'ın tekrar bir sorusu var. Sunum için teşekkür ederim. Yatırımcıların bilgilendirilmesi gerekiyor. Kusura bakmayın, yazılar çok ufak geldiği için okumakta Estağfurullah biraz başkanım. zorlanıyorum. Yok estağfurullah. Sunum için teşekkür ederim. Yatırımcıların bilgilendirilmesi gerekiyor. Daha bir tasarımcı ile çalışması gerektiği konusunda bile halen sıkıntılar yaşanıyor. Ruhsat Doğru. projesi, uygulama projesi sorunumuz halen devam ediyor. Halen uygulama firmaları proje yapmaya devam ediyor ve tasarımcıyı devre dışı bırakmaya çalışıyor. Bu konulardaki düşüncelerinizi rica ediyorum. Başkanım bu konuda isterseniz söz bize düşmez. Siz isterseniz cevap verin. Zaten komitenin önemli bir üyesisiniz ve zaten bu konuda sizden biz önemli destek alıyoruz. Yani ben bir cümle söyleyeyim. Tasarımcı olmazsa komisyonu toparlar. İsterseniz siz tamamlayın başkanım gerisini. Evet, yani burada tabii birçok şey var. Bazı paydaşların birbirinin çalışma sahasına girmesi gibi sorunlar da ondan bahsetmiş. Bu konularda tabii bir etik şeyimiz var bizim. Bir etik sorunu var. Bu etik kuralları da koymak için sektör çalışması yapılıyor ama bu da tabii konulan etik kurallar ve kodlar yaptırıcı şeyler değil, yaptırım değil. Sonuçta bunda hani çözüm nasıl olur onu bilemiyorum açıkçası. Bu gerçekten bizim sorunumuz. Belki bazı konularda tasarım yapma yetkisi aslında veriliyor ODTÜ tarafından. Gerçi o da yavaş yavaş devre dışı bırakıldı. SMM'ler şeyler konusu. Bu tasarım yapma yetkisini veriyor ama maalesef durum çok şey değil. Çözümü ben bulamadım açıkçası. İrfan Başkanım Bey bu tekrar. tasar yani komitemizde tasarımcılara yer vermemizin en büyük amaçlarından biri de bu. Çünkü dört fazın dördünde de bize eşlik etmesi gereken önemli ekip üyelerinden bir tanesi tasarım ofisleri. İrfan Bey'in tekrar bir sorusu var. İrfan Başkanımın TAT firmasının bağımsız olmasını açmak lazım. Zira TAT firması personel sayısı yeterli vermeyip yükleniciden ciddi sayıda personel istemesi doğru değil. Ücreti alan TAT firması hizmeti veren kısmen yüklenici diyor. Doğru, selamlar Tabii olsun. bu konu at konusu olduğu için çok burada Evet. şey yapamam Oraya ama tabii girmemeliyiz, haklısınız ama şöyle tabii ki TAT da komisyonun bir parçası. Biz de komisyonun firmaları olarak TAT sürecine eşlik etmekle yükümlüyüz. Ve İrfan Başkanım zaten gerek TAT uygulama dokümanlarını doğrulamak gerek TAT sürecini bizzat eşlik ederek sahada doğrulamak gibi sorumluluklarımız var. Şimdi bu açıdan, bu çerçeveden baktığımız zaman tabii ki TAT bir doğrulama olduğu için, komisyonun bir doğrulama olduğu için doğrulama her zaman üçüncü parti firmalarla, üçüncü gözlerle yapılması ideal. Böyle düşünüyoruz. Yani bu TAT firması bu görevi aldıysa bu sorumluluğu tabii ki TAT firmasının yapması lazım. Ama TAT'ta da, komisyonun de belli şeyleri birlikte yapmak gerekiyor. Yani TAT ölçümlemesini kendi yapmak zorunda. Yani kendi ölçüm cihazlarını getirmek durumunda ve kendi ölçümlemesini kendi yapmak durumunda. Ama TAT başlamadan önce bazı değil bütün sistemlerin startuplarının bitmesi gerekiyor. Yani biz öyle projeler görüyoruz ki startup daha başlarken TAT başlıyor. Şimdi insanlar nasıl TAT yapacaklar? Yapamazlar. Aynı komisyonik de öyle. Yani belli fazlar bitmeden devam edemiyorsunuz. Tadın da bu konularda sorunları var. Ama bu başka bir konu. Saren Bey'in dediği gibi. Yani burada multidisiplin bir olay olduğu için hani tat işi yaparken sahada belli başlı bir ekip işiyle ortak çalışmak gerekiyor. Ama tabii tat şartnamesi burada çok belirleyici. Muteber bir tat şartnamesiyle yola çıkmak bütün sorunları oldukça azaltacak bir noktaya sizi otomatikman götürüyor. Teşekkürler.
Çünkü o şartnamede zaten keşif de olacaktır. O Tabii. keşfe göre de adam saatlerini ayarlayacaklar. Tabii Adamlar işi tabii. olacak. Dolayısıyla öne zaten her şeyin çözümü şartnamelerde bitiyor. Tabii başkanım, orada sorumluluk matrisi de oluyor. Hatta bakın küçük bir bilgi daha vereyim. Kendim söyledim, o düğümü çözeyim. Startup bitti mi bitmedi mi diye bir anket önden prerequisite list gönderiyor tadıcı firma. Muteber şartnamenin tanımladığı üzere bir ektir bu. Siz onu önden gönderiyorsunuz yükleniciye. Yükleniciye onu dolduruyor. Siz tat zamanı geldi mi gelmedi mi diye karar vermiş oluyorsunuz. Yani tadı hemen öyle başlatmıyorsunuz. Belli ön şartları bir checklistle gönderiyorsunuz. O checklisti doğruluyor. Ona göre karar verip tadın olgunlaşmış mı, başlama zamanı mı diye öyle sahaya giriş yapıyorsunuz. Hani ideal format bu. İSKAV'ın da böyle, NEB'in de böyle. Benzer durum komisyonlukta da var. Evet. Ben devam ediyorum. Günis Hanım teşekkür etmiş. Bizden de sizlere selamlar, sevgiler. Yolumuz uzun demiş. Sağ olsun. İbrahim Başkanım, İbrahim Biner Bey, MTB'de Başkanım. O da bir şey yazmış. Meklemi'de bir mimar onun adını verdiği eğri için işin özünü çok iyi açıklıyor. Herkesin bu eğriye bakmasını isterim demiş. Eğrinin ismi neydi başkanım? Not alalım. Meklemi. Metlemi. Evet, Meklemi'de bir mimar onun adını verdiği, yani kendi adını verdiği eğri işin özünü çok iyi açıklıyor. Herkesin bu eğriye bakmasını isterim demiş. Peki, sağ olsun. Devam ediyorum. Aslında BİM sürecinin bir özetidir demiş. Ancak BIT için de açıklayıcı olacaktır demiş İbrahim Evet. Bey. Murat Topal Fakihoğlu onun bir sorusu var. Merhabalar, sunum ve güzel bilgiler için öncelikle çok teşekkür ederim. Avrupa'daki işlerde genelde tasarım aşamasında bit kod projeleri oluşturuluyor ve ihale paketinde de ölçüm yapılacak noktalar dahil tek tek numaralandırılmış durumda. Buradan bit sürecinin daha işe başlamadan ne kadar ciddiye alındığını görebiliyoruz. Türkiye'de bu işin yaygınlaştırılması için tasarım tarafından bu projelerin önemi için neler söyleyebilirsiniz? Başkanım sesiniz bir gider gibi oldu ama builder pointlerden mi bahsediyor? Yani ölçüm noktalarının daha proje tasarım fazından gelerek Evet, uygulama projelerine şöyle Avrupa'daki işlerde genelde tasarım aşamasında CX kod projeleri oluşturuluyor. Ve ihale paketlerinde de ölçüm yapılacak noktalar dahil tek tek numaralandırılmış durumda. Bundan BIT sürecinin daha işe başlamadan ne kadar ciddiye alındığını görebiliyoruz. Türkiye'de de bu işin yaygınlaşması için tasarım tarafında bu projelerin önemi için neler söyleyebilirsiniz diyor. Veya evet, bu neler çok önemli bir, söylemek istersiniz diyor. evet başkanım çok önemli bir şey, konu. Teşekkür ederiz. İki tane şey söyleyebiliriz. Bir, zaten bu ölçüm noktaları çok önemli. Bu ölçüm noktalarının işaretlendiği projeler test ayar dengeleme dokümanının ekidir zaten. O olmadan test ayar dengeleme metot yapım yöntemleri sahada başlanamaz. Bu bir. İkincisi, sadece bununla bitmiyor çünkü bu sadece mekanik sistemin hava ve su tarafındaki ölçümleme noktalarını ifade eder size. Bu işin orta gerilimi var, bu işin zayıf akım tarafı var, bu işin özel sistemler tarafı var. Oralarda da işin çok başında komisyonun gereklilikleri ilgili tedarikçi şartnamelerine, ilgili yüklenici şartnamelerine tasarımcı marifetiyle yerleştirilmiş olması gerekiyor. Burada işte yine siz çok önemlisiniz. Bu da çok önemli. Yani bu olmadığı zaman yüklenici işe başlıyor. Bir anda bir komisyoncu firma geliyor. Dünya kadar şey istiyor.
O da diyor ki bunlar bende yok ki diyor. Şimdi orada başlıyor gerilim. O zaman commissioning'in i harfi yani bidin i harfi iletişim demek. İletişimi kaybediyorsunuz. Yani iş sadece belgeleme ve doğrulamaya dönüyor ve tadı kaçıyor. Sinerji azalıyor. Hedef bu değil. Hedef dediği gibi ideali, teşekkürler, bu işin en başında o sizin dediğiniz planlama fazı, hadi orayı kaçırdık, tasarım fazında commissioning beklentilerini bütün ilgili disiplinlerin sözleşme paketlerine yerleştirmek gerekiyor. Ve standart copy paste yerleştirilemez. Terzi usul yerleştirilmesi gerekiyor. Her projede her bina sahibinin ihtiyacı farklı. Her projenin ihtiyacı farklı. Siz ona özgün yerleştirmeniz gerekiyor. Bunu da tasarımcı yapıyor. Commissioning firması ya da BIT firması da özür dilerim, doğruluyor. Yapılmış mı, yapılmamış mı diye. Bunu yaptığınız zaman gömleğin ilk düğmesini doğru iliklemiş oluyorsunuz. Sonra zaten hepsi daha düzgün gitme meyilli oluyor işler. Öbür türlü zaten geri dönülemez noktalara gidiyorsunuz ve radikal kararlar almak zorunda kalıyorsunuz. Her aldığınız radikal karar Hard bet sektör ya da binadaki kambur olarak kabullenme noktasına gidiyor. Ve her bir kabullenmede bir cezayla karşılık buluyor. Ve tatsızlık oluyor. Win 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 olacağına daha mutsuz bir noktaya doğru gidiyor. Ben tabii çok karamsar konuştum. Özür dilerim. Ama bu tarz potansiyellerin önünü ancak denilen şekilde aşabiliriz. Evet, teşekkür ederim Emre Bey. Handan Hanım Handan Özgen Hanım bir şey yazmış. Soru değil, bir teşekkür. Emre Bey, Sarven Bey, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Sunum çok net ve anlaşılır olmuş. Konuyu elle tutulur, gözle görülür hale getirdiniz. Tüm komisyonun ellerine sağlık. Biz de teşekkür ederiz Handan Sağ olsun Handan Hanım. Hanım. Selamlar buradan. Murat Özberk Bey, işletmeciler olarak kanayan yaramıza parmak basıyorsunuz. Teşekkürler. Murat Özbek, Sodexo Entegre Hizmetleri Yöneticisi demiş. Evet. İrfan Bey tekrar bir şey yöneltmiş. Tat şartname ve keşiflerini sözleşmelerde göremiyoruz. Tasarım ve proje yönetim firmalarının buna çok önem vermesi lazım. Çok teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz İrfan Bey. Bu Teşekkürler konuda İrfan Başkanım. zaten Selamlar. evet, bu konuda zaten bir şeyimiz var. İSKAV'da ve böyle bir çalışmayı tüm derneklerle ortak aslında yapıldı çalışmalar, şeyler çıktı tat konusunda. Bunların şartlamaya yetiştirilmesi anlamında da projecilerle bir toplantımız olacak. Hatırlatmanız için de çok teşekkür ediyorum. İrfan Bey tekrar bir katkıda bulunmuş. Maklevi bütünleşik tasarım için çok doğru demiş. Son soru gelmedi galiba. Gorin Artun yazmış. Sarven ve Emre Bey demiş kalmış sorusu galiba. Ya internetinde bir sorun var. Sorularımız burada bitiyor Sayın Başkanım. Dolayısıyla herhalde Evet. yeterli olmuştur diye tahmin ediyorum. Yeni sonuç bildirgesi ve yeni commissioning ismimiz de hayırlı olsun diyelim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Emre Bey, son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa sizden de alalım, oturumu kapatalım. Tamam. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli katılımcılar, çok teşekkür ederiz. Bizlere vaktinizi ayırdınız, zamanınızı bize açtınız, bizlerle paylaştınız değerli zamanınızı. Umarım aydınlatıcı olabilmişizdir. Eğer bilmeden istemeden bir sürçülisan ettiysek klasiktir. Affola. Bunun dışında hani komisyonun konusu bütün sektörü ilgilendiren bir konu. En önemli bakış açımız şu olmalı bence. Komisyonun yapı projelerinde bütün disiplinlere fayda getiriyor. Doğru uygulandığı zaman. Tamamen hepsine ama yani istisnasız hepsine fayda getiriyor. Hani birinden alıp öbürüne asla vermiyor. Dolayısıyla doğru kurgulanıp doğru kağıda dökebilirsek ve onu döküleni doğru uygulayabilirsek
hepimiz bu sektördeki bütün disiplinler ve alt bileşenler, herkes gerçekten rahat edecek. Sorunlarımız sıfıra inmez tabii ama oldukça azalacaktır. Bu konuda herkesin ilgisini ve desteğini rica ediyoruz. Biz her zaman hazırız. Her türlü desteği de vermeye hazırız. Özellikle üniversite konusu bizim için de çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Sizin de sabrınız için fazla konuştuk biraz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Organizasyonda emeği geçen Ozan Yavuz Beyefendi'ye de özel teşekkür ediyorum. Sağ Evet. olsun. O da fedakarca bize destek verdi. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Evet. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, oturumumuz artık burada kapanmıştır. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. İyi günler, sağlıklı günler. Hoşça kalın. Sağ olun.